Harika bir gece olacak. Umarım nasıl dans ettiğini merak ediyorum. Ne? Müthiş bir dansçıyımdır. Hemen geliyorum. Nezi. Vay ne kadar güzelsin. Harika. Yine mi? Yeni stilini beğendim. Bence takılmalıyız. Dans edebiliriz. Kim bilir. Ben sizi yalnız bırakayım. Bensiz hiçbir yere gitmiyorsun. Cidden mi? Yani... Kavalyem diyeyim. Hatta dans edeceğiz ve takılacağız. Ay evet yani Lizzie'nin kavalyesiyim. Pardon kanka. Görüşürüz Jeff. Çok utançlı bir cevdi. Peki çocuklar, bu denklemi kim çözebilir? Kimse yok mu? Ben değil. Betty, biraz zahmet et de gel bakalım. Of, peki. Hadi sene, yap şunu. Of, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne? Otur yerine. Aman tanrım, bana bağırması gerekmiyordu. Başka kimse var mı? Peki, gel. Yine mi Mickey? Eteğinde delik mi var? Ne yazık, değil mi? Arada yeni şeyler almalısın. Hah, geliyorum. Amanın! Eteğim! Aa, iç çamaşırına bak. İnanabiliyor musun? Hey, madem dikkat çektim bundan yararlanayım. Bu hareketler harika. Durma devam et tamam mı? Bu öyle çok beğeni olacak ki. Bayıldım. Bu dansın adı çamaşırlara özgürlük olsun. Oh evet harika. Şuna bak herkes bayılmış. Niye hep böyle oluyor ya? Yeter ama. Ne güzel bir rüya gördüm. Beni sıcak tutun için teşekkürler yatağım. Ah, kaya gibi sağlam. Derin bir nefes ve tut. Ah, 29 ve 30. Ah, kahveden daha iyi. Saçlarım canlı duruyor. Onlara uyacak ışıltılı bir gülümsemeye sahip olmalıyım. İğrenç, her yanı saçlarımla dolmuş. Bir tane daha var mı? Mükemmel. Hey! Hadi, içimde hiç kalmamış mı? İşte, biraz çıktı. Çok iyi. Kahvaltılık bir şeyler var mı? Oo. Ah, çok susamıştım. Daha var mı? Bu normal değil, değil mi? Aman ne yaparsın. Tekrar sabah oldu. Günaydın dünya. Ah, boynum. Peki bir başlangıç olmadı. Dün gece bayağı soğuktu. Üstümde kaç battaniye ile uyumuşum? Cidden mi? Ah nihayet ama uzun sürdü. Ne sevimli. Sanırım hazırlarsam iyi olacak. Saçlarımı kestirmeliyim. Programı alayım. Bugün altın günümdeyim sanırım. Ya da... Aa, yok. Seçim yapmak ne zor. Mükemmel. Sihirli diş fırçam. Şu güzelliğe bak. İnci dişlerim için her zaman en iyisi. Işıltı için ışıltılı fırça. Fazladan diş macunu lütfen. Sanırım mavi olanı tercih edeceğim. Tamam, böyle daha iyi oldu. Ve üstüne de biraz tarçınlı don alayım. Böyle tamamdır. Kahve makinesi beni çağırıyor. Hadi şunu dolduralım. Kahve dükkanındakinden daha iyi. Sinir bozucu sırada yok. Bana günaydın. Ah. 105, 106,
Hiç bu kadar çok para görmedim. Ne? Hadi oyun oynayalım. Bardaklarınla mı? Tamam. Hayır, hepsi. Pekala, evet. Yapabilirsen parayı takip et. Gözlerini ayırma. Hangisinde olduğunu biliyor musun? Ya bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz millet? Bu da neydi? Ah, ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Ah, peki nasıl yüzümü yıkayacağım? Ah, en azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam, bu hoş işte. Neden olmasın? Hayır. O yat çok ufak. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Ha tabii. Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Hey, uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. Ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Bu çok sıkıcı. Pekala, sanırım artık başlamaya hazırız. Hey, herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Canım hayranlarım. Buradan mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. Sen niye bana dokunuyorsun ki? Bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için alkışlarınızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanımdan çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardın. Selfie zamanı. Bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Esi geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Oynayacağımı söz vermiştim ama. Gel sana bir sarılayım. Pekala, kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Esi. Ah canım, bu bir burs. İşte bu. Aferin sana Esi. Bu hayatımın en güzel günü. Kızartmalar çok güzel değil mi? Bak, Jake geldi. Aa, ne tatlı değil mi? Şu muhteşem saçlarına bak. Ne haber hanımlar? Selam Naomi. Selam. Hey, dün akşamki filmi izledin mi? Eminim çok tatlı bir çift olurduk. Biraz daha Skittles ister misin aşkım? Al. Seni seviyorum Jake. Hey, hayali bile çok güzel değil mi? Neyse. Ne yapıyor bunlar orada?
Bunu izlemek zorunda mıyım? Hayır, hayır, öpüşmeyin. Amanın, öpüşüyorlar. Onun sorunu ne? Boğazıma patates takıldı da. Şimdi nerede kalmıştık? Sonsuza kadar fazlalık olarak kalacağım. Bu haksızlık. Kızarmış tavuktan daha iyi bir şey olabilir mi? Selam canım, ne haber? Hedefimdeki kiloya ulaşmam lazım. O yüzden marul tabağına devam. Bu kızarmış tavuk muhteşem görünüyor. Patates kızartması da var. Of, tadı aynı. Keşke ben de öyle şeyler yiyebilseydim. Ah, yok artık, şimdi de ağzıma suyum akıyor. Aa, bundan biraz ister misin? Aa, diyetimi bozamam. Aa, anladım. Diyette olmadığım için mutluyum. Bu çok acımasızca. Belki de onu yeterince izlersen marulumun tadı öyle gelir. Oh, halen biraz kalmış. Ağzımın suyu akıyor. Aa, o ne ya? Naomi iyi mi? İştah kaçırmanın da böylesi. Oh, hayır, içme onu. Ay, sanırım kusacağım. Evet, gitmem lazım. Bilmediği şey onu üzemez. Birisi bunu yeniden mi doldurdu? Annem istediğim kadar yememe izin verdi bir kere. Aa. Ne haber? Aman tanrım, rüya gibi. Ben de buradayım. Aa, çekiliyordum daha. Birden mi? O mu yani? İnternette flörtleşme videoları izliyordum. Ah, birisi camımı açtı. Hayır, şapşal benden geliyor. Gözlerini kırpıştırmayı bıraksana. Oh, ciddiyim. Neyse, biraz sakinleşsen iyi olacak. Fırtına çıkmış gibi. Bence işe yarıyor. Aa, nasıl yaptın bunu? Siz çıldırmışsınız. Aa, ben gittim. Nereye gidiyor? Aa, sorun yok. Ama. Şişesini hak etmiyordu zaten. Sorun yok, ben buracıktayım. Ay, yaptığım şeye inanamıyorum. Çok utandım. Maya havalıydı. Süper güçlerim var gibidir rüzgar kadın. De şimdi ufak bir şey kalmış. Aa, öyle yemeğimdir. Daha iyi oldu mu? İyi günü meydan mı olmadı? Nasıl geçer biliyorum. Biraz internet alışverişi yapmamız lazım. Vay, epey hızlıydı. Ah, heyecanlandım. Bana hediye mi aldın? Donat mı? Deneyelim bakalım. Ah, kilitlendim. Fena da değilmiş. Dişlerim nasıl duruyor? Vay, Hollywood gülüşü diye buna derim. Ah, cevap geliyor. Lütfen beni uçurma. Aa, çok kabaydı. Unutsana şunu. Ne yanlış yapıyorum ki? Lizzie, dur. Beni dinlesene. Olduğun halinle mükemmelsin. Hayır değilim. Halime bak. Sivilce kaplıyım. Ah, berbat duruyorum. Hiç erkek arkadaşım olmayacağım. Çok kötü. Ah, çok küçük oldum. Yeter artık, sivilce patlatma zamanı. Buna izin veremem. Ah, niye? Ah, pardon, bir fikrim var ama. Ne yapıyoruz? Bu patlatma arzunu bununla giderebilirsin. Şu sivilceleri patlatabilirsin. Ah, eğlenceli duruyor. Şunu sıkmayı deneyeceğim. Ey, çok iğrenç. Bağımlılık da yapıyor. Büyük bir taneydi. Duramıyorum. Sana bir şey daha aldım. Gözlüklerini çıkarayım. Sivilce stickerlarından birini aldım. Sivilceyi kapatacak. Daha hızlı iyileşecekler. Ayrıca şeffaflar. Bu sayede de onları makyaj yapıp saklayabilirsin. Biraz bekleyelim. Bu kadar beklemek yeter. Bak, sivilceler yok oldu. Sihir gibi. Aa, artık bunlara ihtiyacımız yok. Baksana. Aa! Bu ben miyim? Acildim, parıldıyor. Ah, teşekkürler Liam. Makyaj yapmam lazım. Aa, Lizzie, görmedin değil mi? Umarım görmemişsindir.
Makyaj yapmam lazım. Güzel görünmek istiyorum. Güzellik danışmanı olmak zor iş. Gerçi bir lokma da ağlamayacağım. Hazır mısın? Sence öyle miyim? Ne? Aa, ne yaptın sen? Bağırmayın kız. Dehşet vericiydi. O kadar mı kötü? Ben beğenmiştim. Uzun bir süre kabuslarıma girecek. Bir dakika. Bunu halledebiliriz. Bir şaka yapıyorsun. Kelime çatalla mı? Makyajın için kullan. Peki. Garip bir hizmiş. Fondöt enlemeyi uçların arasından süreceğim. Bu da ince bir şerit olacak. Sonra da daha açık bir ton fondöten kullanacağım. İyi durmuyor ama. Şimdi onları karıştıracağız. Burnumun yanlarından başlayacağım. Çok doğal duruyor. Göz parım için de kaşık kullanabilirim. Nazikçe gözümün üstünde tutup makyajını yapabilirim. Daha koyu bir çizgi için biraz bastıracağım. Vay, farka bak. Etkilendim. Nasıl görünüyorum? Vay, çok güzelsin. İşte istediğim tepki. Bayıldım. Liam, iyi misin? Ha? Bana dik dik bakıyorsun öyle. Tabii. Şunları alayım. Neyse, belli etmedim. Bir şey mi söyledin? Bir selfie çekelim. Yok, şapşalca oldu. Farklı bir poz deneyeyim. Bir bakalım. Dudaklarım hep bu kadar ince miydi? Keşke daha dolgun olsalar. Yani birazcık montajlı olurlar. Şöyle yapalım. Bir bakalım. Amanın. Bu pek beğenilmeyebilir. Başka bir yol bulmalıyım. İyi de nasıl? Süpürgeyi kullanabilirim. En kötü ne olabilir ki zaten? Bence mükemmel plan. Keşke daha önce düşünseydim. Hortumu dudağıma yapıştırıp çalıştıracağım. Vay, emiş gücü ne kadar yüksekmiş. Sıkıştım. Yeter, lütfen yardım edin. Çukurun şunu. Bütün gün bunu izleyebilirim ya. Liam, bir şey yap. Kurtuldum. Zavallı dudaklarım çok ağrıyorlar. Bütün komedi şovlarından daha komikti. Tamam, ben yardımcı olabilirim. Kalk bakalım. Ne olacak sanmıştın ya? Süpürgeyi falan bırak da şunu dene. Bu sayede havalı hareketime bahane çıktı. Şampuan reklamı falan çekmeliydim. Evet, sabır saçlarını. Ne düşünüyorsun ya? Saç bandım dudak sonuna cevap olacak. Kımıldama. Au. Neler oluyor? İşim bitti mi? Bu garipmiş. İşe yarayacağından emin misin? Bence önce bekledik. Güzel duruyor. Biraz da dudak parlatıcısı. Vay, hep hayal ettiğim gibi oldu. Benim hayallerim de gerçek oldu. Duymamış ol. Şu selfie'yi tekrar deneyelim. Ben denediğimde dudaklarım morarmıştı. Ve sonra dedim ki, olmaz hocam, siz haksızsınız. Çok kızmıştı. Neyse de neyse, 5 günlük ceza çok sıkıcıydı. Şunu duydun mu? Bolo. Çok heyecanlandım. Ne giyeceğim? Çok fazla seçenek var. Ne yakışabilirdi? Cidden mi? Ben seviyordum. Geç. Bu süveteri severdim. Hiçbir şey söyleme. Kıyafetlerim bitiyor. Lizzy, dursana biraz. Asla giyecek bir şey bulamayacağım. Bu bir felaket. Dur biraz. Dur. Bence şu pantolonu kullanabiliriz. Nasıl? Şuna bak. Benim için giysi bulmaya çalışıyoruz yalnız. Bekle ve gör. Bence rengi de sana yakışmıyor. Şimdi komik oldun. Düşmek istemiştim zaten. Bitti sayılır. Pantolonu göğsüme kadar çekeceğim. Sonra ne olacak? Elimi bacağın içinden geçiriyorum. Bir elbise oldu. Yok artık. Moda dehasısın. Bacaklarımı tıraş etsem bu kıyafet çok yakışırdı. Niye? Pardon, bir an daldım. Deneyebilir miyim? Cidden çıkar şu elbiseyi. İki ayağımı da şuna geçiriyorum. Kolumu da şu bacağa. Aynen böyle. Vay, harika oldu. Bir şeyler yanlış duruyor. Buldum. Kolumu çıkarayım. Ve bacağı belime dolayayım. Daha iyi oldu. Vay, kimin aklına gelirdi ki? Çok hoş.
Vay, etkilendim Lizzie, nefes kesicisin. Ha, biliyorum. Bence baloya neredeyse hazırsın. Gerçi sana ayakkabı lazım. Ayakkabım çıplak olmaz gibi. Evet, haklısın. Düşünelim. Ha, bu sim mi? İşimiz bitince müthiş görünecek. Ah, fikrini sevdim. Bacaklarıma bant yapıştıracağım. Bu da bir sına çizecek. Sonra da simi ayaklarıma dökeceğim. Boşluk kalsın istemiyorum. Bacaklarıma doğru da fırçayla yayayım. Ve banda gelince duruyorum. Bittikten sonra bantı çıkarabilirim. Bildiğimiz sıkıcı çoraplardan çok daha iyiler. Tarz sahibi oldum. Sensiz bunu başaramazdım. Doğru, son bir şey daha var. Saçlarını açman lazım. Öyle diyorsan. Oldu mu? Vay. Sen ne giyeceksin? Ben mi? Evet, tişört giyecek değilsin ya. Oh, güzel durmuş mu? Emin olamadım. Öyle giyiverdim. Ah, harika görünüyorsun. Gidelim mi? Seninle her yere giderim. Harika bir gece olacak. Umarım. Nasıl dans ettiğini merak ediyorum. Ne? Müthiş bir dansçıyımdır. Hemen geliyorum. Nezi? Vay, ne kadar güzelsin. Harika. Yine mi? Yeni stilini beğendim. Bence takılmalıyız. Dans edebiliriz. Kim bilir. Ben sizi yalnız bırakayım. Bensiz hiçbir yere gitmiyorsun. Cidden mi? Yani... Kavalyem diyeyim. Hatta dans edeceğiz ve takılacağız. Ay evet, yani Lizzie'nin kavalyesiyim. Pardon kanka. Görüşürüz Jeff. Çok utançlı bir cevdi. Bu ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testimi geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum. İşte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Aa, bu güzelmiş, çok güzel. Aa, geçmişim. Teşekkürler. Sana da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Ah, bu bayağı zordu ama başardım. Dedi. Bu bütün paraya değer. Hey, sen öğretmen kişi, bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala, notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsie. Vay canına, artanmışım. İşte bu. Teşekkürler. Jamie, nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Aa, diyecek bir şey bulamıyorum. Aa, bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Aa, gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. Aa, o zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Ah, benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Aa, bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Ah, demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Oh, hayat diye buna derim.
Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü seçenek var. Ama baba, ben bir tek boynuzlu istiyorum. Hey, bakar mısınız? Hemen getirelim. Evet, öyle olsun. İşte buyurun. Afiyet olsun. Ne kadar yanına düştüm ki ben? Ay, olamaz. Garson. Teşekkür ederim. Bunların hepsi fakirler için. Bu harika işte. Yemeğiniz efendim. Pahalı zevklerim var. Çok lezzetli. Ama herkese göre değil tabii. Ne? Hey, sen bakar mısın? İşte paranız hanımefendi. Bu çok lezzetli. Buna inanamıyorum. Altın çok lezzetli. İkisi de gülünç haldeler. Benim de karnım çok acıktı. Bir şeyler yemeliyim. Ama ne? Fazla seçenek yok. Buldum. Bu renk bana yakışıyor. Hadi al başlasın. Aha, güzel ve soluk. Sanırım bu fast food dediğimiz şey. Çok kolay oldu. Ne güzel atıştırmalık. Örümceklere bayılırım. Ne? Evet, bu ikisini unutmuştum. Yeni bir iş bulmam lazım. Hey, şuradaki de nedir? Bak! Kantarcığım, hadi bakalım. Eski küflü pizza çıktı. Üstelik ısırılmış. Kusacağım şimdi. Bu son derece iğrenç görünüyor. Sanırım kokusunu almayayım diye bir mandal kullanacağım. Tamam, sanırım hazır. İşte böyle. Aman tanrım. Bu şu ana kadar tattığım en kötü şey. Şu an senin yerinde olmadığım için memnunum. Vay canına, bana da pizza gelmiş ama bu altından. Bu da nedir? Sonu gelmiyor. Buna inanamıyorum. Nereye gidiyorsun? Uzamaya devam ediyor. Bu da kim? Hadi artık. Vay canına. Sanırım uzun bir süre geri dönemeyecek. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Münir'ini göster makas. İşte oldu. Buna ancak bir makas son verebilirdi. Pizzandan birazdan bunun mahsuru olmaz sanırım. Bu köflü pizzadan çok daha iyi. Nerelere gittiğime inanamazsın. Çok komikti ama değil mi? Pekala o zaman Şerife. İlk kim acıcak? Taş, kağıt, makas. Evet, makas kağıdı yener. Ben kazandım. Bakalım bende ne varmış? Canına, bu ufak bir lamba. Bir dakika, bu üstündeki şey de nedir? Toz içinde. Biraz temizlemem lazım. Neler oluyor? Merhaba, ben bu cambanın cineyim. Yok artık, dilekleri gerçekleştiriyor musun? Neden onun bir cini oldu ki şimdi? Bir bakalım, ben ne istiyorum? Ne istesem, ne istesem. Buldum. Bugün hangi dileğinizi yerine getirebilirim? Emriniz olur. İşe yaradığına inanamıyorum. Pekala, ona ne gelmiş bakayım. Çünkü kendini bir şey sanıyor. Altın bir çaydanlık ha. Lala, kusuruma bakmazsın artık. Ve bardağım da hemen şuracıkta.
çayımızı koyalım. Altınlar nasıl dönüyor içinde? Kesinlikle harikaymış. Şimdi bunun tadına bakma zamanı. Sen ne yapıyorsun? Önce dileğinle beni gönderdin. Şimdi bana gelen şeyi mi çalıyorsun? Üzgünüm. Al bakalım. Pekala, susuzluğuma iyi gelecek gibi gözüküyor. Çok iyi çünkü buraya geri yürürken çok susadım. Çok güzelmiş. Bana daha fazla kızmadığına sevindim. Derse girsem iyi olacak. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım kimse görmemiştir. Aman tanrım, keşke kameram yanımda olsaydı. Sana iyi yolculuklar. Set tiplere kulak asma Eni. Ama çok zor. İnsanlar böyle kötü olmak zorunda ki. Evet, ne demezsin. Uf, bu kadın çok sinir bozucu. Elimden gelenin en iyisini yaptım ama yine sonuç bu. Eni, neyin var? Birileri yine benimle dalga geçti. Gözüm ikinizin üstünde. Senin neyin var? Bir sınavdan daha çaktım. Bu hafta 4. oldu. Bir fikrim var. Görünüşümüzü değiştirmeye ne dersin? Anladın mı? Birbirimizin kılığına gireceğiz. Eğlenceli olabilir. Hadi yapalım. İşte burası benim odam. Ne çok pembe var burada. Bunun iyi bir fikir olmadığını düşünmeye başladım. Pişman olmayacaksın siz. Pek emin değilim. Bir dakika. Senin cildine ne olmuş öyle? Ne demek istiyorsun? Dur sana göstereyim. Olamaz. Sivilcelerime bak. Çok kötü. Bunlardan kurtulmam lazım. Bu kapatıcı hepsini halleder. Her defasında işe yarıyor. Sen ciddi misin? Dur. Sil şunu yüzünden. Neden? Bu her gün yaptığım şey. Peki, siliyorum. Ben de kullanabileceğim bir şey var. Burada bir yerlerde olması lazım. Senin plastik ördeğin mi var? İşte bu biraz ürkütücü. Neden bunları çantanda taşıyorsun ki? Buldum. Bu bütün sorunları çözecek. Bunu sivilcelerin üstüne hafifçe sürüyoruz ve hepsi yok oluyor. Burası sıcak oldu. Yanıyor. Kurtar beni şundan. Bu nedir böyle? Sorun nedir? Bir dakika. Anladım. Bu cips sosuymuş. En azından birkaç saniyeliğine ateş gibi bir kız olduğunu anladın sen onu. İhtiyacımız olan şey bu işte. Olmaz. Peki önce ben süreyim. Bu ferahlatıcı bir yüz maskesi. Hadi bir dene. Hadi bir dene. Güzelmiş. Çok iyi geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Maskeyi yüzümüzden alıyoruz. 1, 2, 3. Bu kadar yeter. Cildimi görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, şuna bak. Bütün piercing ve dövmelerim de çıkmış. Vay canına, bütün sivilcelerim yok olmuş. Sana işe yarayacağını söylemiştim. Çak bakalım kanka. Şu kıyafetlerin konusunda da bir şeyler yapmamız lazım. Şu pembelerden kurtulmalısın. Mesela tek renk bir şey denesek. Dur, arkamı döneyim. Tamam, şimdi bakabilirsin. Bu çorap görünüşünü çok değiştirecek ama birkaç değişiklik daha yapmamız lazım. Şimdi şuna şöyle birkaç kesik atalım. Buraya da bir tane. Şimdi bunu başından geçiriyoruz. Önce bir yıkasa mıydık? Bacakları boynundan geçiriyoruz ve arkaya bir düğüm atıyoruz. İşte oldu. Değişik oldu. Daha işimiz var sanki. Gel benimle. Elbiselerini bir karıştıralım. Acaba ne seçsek? Tek boynuzlu at. Yok olmaz. Bir saniye, bu peri kostümü mü? Evet, eğlenceli değil mi? Bunu da atalım şöyle. Bu düşündüğümden daha zor olacak. Buldum. Bunu yapmadan önce bir uyarsam? Sakin ol, tişörtümü çıkarıyorum sadece. Şimdi bununla bir iki değişiklik yapacağız. Önce bu şablonları koyuyoruz. Yerlerini özenle seçiyoruz. Sonra bir şişe çamaşır suyu alıyoruz. Çamaşır suyunu şablonların üstüne sıkıyoruz. Yalnız sıktığımız bölgenin iyice ıslanmış olması gerekiyor. Daha sonra şablonları almadan evvel kenarlarını boyuyoruz. Şekillerin kenarlarını oluşturmak için beyaz boya kullanıyoruz. Çok eğlenceli. Benim tasarımcı falan olmam lazım. Sonra beyaz boyayı tişörte serpiştiriyoruz. Artık şablonları alabiliriz. Bak ne güzel bir efekt elde ettik. Ben olsam bunu bayılarak yerdim. Ne düşünüyorsun? Hadi bir dene. Vay canına, inanılmaz. Hiç benim tarzım değil ama müthiş olmuş.
Çok yeteneklisin Emma. Fena değilim işte. Tamam, şimdi sıra sende. Öncelikle bize bu lazım. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Yakala. Bununla ne yapacağız ki? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bir şey değil mi? Hoşuma gitti bu. Çok güzel görünüyorsun. Sırada ne var? Önce şu sakızdan bir kurtulsan. Bir dakika, saçımı unuttuk. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Haklısın. Ama ne yapacağız? Bu kalemleri kullanıp saçlarına renk katabiliriz. Harika fikir. Saçını böyle tutamlara ayırıyoruz ve kalemle boyamaya başlıyoruz. Mürekkep saçına nüfuz ettiğinde saç boyası gibi görünecek. Her tutama farklı renkler kullanıyoruz. Bu sayede kuaföre gitmemize de gerek kalmıyor. Şu gözlüğünü çıkaralım. Bir bakmak istiyorum. Ay canına, çok güzel. Biliyorum. Hadi bir selfie çekelim. Bir dakika, acele etme. Makyaj yapsak olmaz mıydı? Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Hadi gel, değiş tokuş yapalım. Malzemelerimizi bir sehpaya dökelim. Bu makyajla kesin çok farklı birine dönüşeceğim. Hey, bu nedir? Cool. Kelebek çıkartması. Hı-hı. Dur, sana yardım edeyim. Kımıldama. Gözünün yanında çok güzel duracak. Çok şirin oldu gerçekten. Şimdi sıra makyajda. Oldu mu? Makyaj fırçasıyla harikalar yaratıyorsun Annie. Şimdi makyaj sırası bende. Asi bir tipe dönüştüm değil mi? Bence bunu daha sık yapmalıyım. Bu makyajla gözlerim çok daha öne çıktı. Harika görünüyorsun. Sonucun böyle olacağını biliyordum. Hemen AVM'ye gitmemiz lazım. Bugün Jack ile Kevin'in de oraya geleceğini biliyorum. Belki Chris de oraya gelebilir. Emma, bir es verir misin? Ama... Şimdi rujunu sürmemiz lazım. Bunun için bantın üstünü boyuyoruz. Kımıldama kusursuz olması lazım. Şimdi bantı alıyoruz. En azından ada yapmama gerek kalmadı. Şimdi bantı ters çevirip dudaklarının üstüne bastırıyoruz. Dur, biraz beklememiz gerekiyor. Tamam, bu kadar yeterli. Vay canına, bu renk sana yakıştı. Yalnız bir şey eksik kaldı. Onun için çantamdan bir şey almam lazım. İşte şimdi bu ataçları kullanacağız. Bunlar son dokunuşlarımız olacak. Ataçı böyle büküp kıvrımlarını açıyoruz. Sonra teli makyaj fırçasına sarıyoruz. Teli bu şekilde bobin gibi kıvırıyoruz. İlginçmiş. Böyle sımsıkı olması lazım. Çok iyi oldu. Şimdi teli elimizde böyle sallayıp parçalara ayırıyoruz. Bize gereken tam böyle bir şey. İşte bu parçalardan kendimize piercing yapacağız. Üstelik ne iğne ne de acısı olacak. Ben hep bir dudak halkımın olmasını istemişimdir. Annem görse çıldırırdı. Şimdi sıra çengel iğne de. İğneyi dikkatlice saçına sokuyoruz. Her yerine takıyoruz. İşte oldu. Bir dakika, çantamızı değiş tokuş etmemiz lazım. İyi fikir. Eskiden bu çantayla çok saftirik görünürdüm. Yeni imajımız hoşuma gitti. Biz bu işi biliyoruz. Güzel görünüyorsun kanka. Hadi gidelim. Arabamın olmasını özledim. Ve yemeğimin. O pizza mı? Yaşasın. Ama ben ne yapıyorum ya? Hayvan mıyım, neyim? Ama midem fena kazınıyor. Ortalıkta kimse de yok. Şuraya doğru yanaşayım. Aldım. Saçma. Hadi bakalım. Ay! Selam. Ne haber? Bu senin için. Umarım insanlar gelir. Ne? Bu akşam bedava piknik mi var? Dualarım kabul oldu. Hamburgerler. İyi de bu ne? Hiç elbisem yok ki. Sevimli bir elbise bulmalıyım. O benim eski eşyaları mı? Benim için de yeni eşyalar. Alışverişe çıkmak gibi. Belki de olur. Yok. Yok. Delik deşik. Burada işe yarar bir şey yok.
Bir dakika, bir fikrim var. Köşesini şöyle kes. Artık sevimli yeni bir bluzun var. Delikler artık işe yarıyor. Kim bunu atmış böyle? Işıl ışıl. Yok, kemer olarak çok daha güzel olur. Ne diyebilirim ki? Modaya yatkınlığım var. Piknik partisine hazırım. Ah, neredeyse unutuyordum. Biletimi almalıyım. Ah, havada 50 derece mi ne? Ah, bu gözlükler kesmez ama yine de hiç yoktan iyidir. Ha? Güneş nereye gitti? Ah, olamaz. Yağmur mu? Ah, bir yere saklanmalıyım. O hala ıslak mı? Şimşek yıldırım yok sonuçta. Çekil şuradan çöp. Bir dakika. Çözüm gözümün önündeymiş. Burası kuru ve etrafı da görebiliyorum. Ayağı da yağdı ha. Herkes gitmiş mi? Tek kişi için çok uygun masa. Ah, işte geldiniz. Menüyü buyurun hanımefendi. Burada bir sürü güzel şey var. Ama ya fiyatları? Aa, ne kadar param varmış? Hadi ama bayan. Aslında şu iyi. Yulaf ezmesi. Aha, tamam. Ah, böyle yerleri özlemişim. Ha, o Eni mi? Müthiş görünüyor. Yaşasın. Selam. Seni görmek çok güzel. Konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Hayatta inanamazsın. Şunun üstündeki paçavralara bak. Ve pörsümüş saçlarına. Sen de kimsin? Ha, benim Kate. Aa, çok komiksin. Sen ve ben en iyi arkadaşız. Aha, onu Photoshop'la mı yaptın? Ben korkmaya başladım şimdi. Eni dur. Onun derdi ne ya? Hayatımın en kötü akşamı. Yulaf ezmeniz bayan. Afiyet olsun. Biraz sade görünüyor. Ya fındık ve meyveler nerede? Resimde öyle görünmüyor. Oh, peki. Fazladan lezzet mi istiyorsunuz? İşte. Oldu mu şimdi? İnanılmaz ya. Ama bir şeyler yemek zorundayım. Bu hiç iştah açıcı değil. Tadı daha da beter. Bir dakika, bunu düzeltebilirim. Eğer beynimi kandırırsam bu şeyin tadının leziz bir hamburger olmasını sağlayabilirim. Ah, sıcak erimiş peynir ve sıcak leziz bir köfte. Ah, tadını alabiliyorum. Oo, en sevdiğim. Evet, bu pizza tadında hayatımın en güzel yemeği. Saçım bu renkte güzel görünüyor. Efendim, yuvarlak mı kare mi olsun? Durabilirsin, bugün bu kadar okay. Pedikür yeter. Evet, artık başlasam iyi olacak. Hayır! Böyle mi ölecektim? Sonum geldi. Biricik ayağım, hayır! Öldüm ben, böyle yaşayamam. Böyle olmamalıydı. Bu nasıl başıma gelebilir ki? Doktor bey beni kurtarmalısın, acı içindeyim. Parmağını mı çarptın? Bir şeyler yapın. Tabii tabii. Dur da yakından bakayım, bu işine yarar. Şimdi de yara bantını takalım.
Aman Tanrım, bakamayacağım. Biraz iyileşti mi? Hayır. Peki. Evet, senin biraz gıdaya ihtiyacın var. Bu atıştırmalıkları olur. Üstelik en sevdiklerimden. Bir de şu yelpazeyle seni serinletelim. Çok üşüyorum. Bir türlü de ısınamıyorum. Tabii ya, ateşim çıkmış işte. Biraz iyileşmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Biraz ilaç alabilirim. Beni biraz iyileştirebilir. Bu yetmez ki. İlaçlar çok pahalı. Belki annem yardımcı olabilir. Selam anne. Nasıl bu kadar hızlı geldin? Tatlım, sen hasta olunca ben hissederim. Baksana, sağlık çantamı getirdim. Şimdi seni şipşak iyileştiririz. Önce biraz çayla başlayalım. İşte hazır. İçebilirsin tatlım. Bak şimdi, çayı sevmediğini biliyorum ama iyileşmek istiyorsan içmek zorundasın. Anne, bu çay beni ateşten önce öldürecek. Sıra şifalı otlarda. Şimdiden iyileştim bile. Al bakalım tatlım. Çayla birlikte alırsam tadı daha kötü olmaz mı? Aferin, içmeye devam et. İşte. Sana ev yapımı çorba yaptım. Hayır anne, bezelye çorban olmaz. Yok artık, aç bakalım ağzını. Hadi ama, bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. İşte bu kadar. İşte anasının minik tosunu. Başka ne vardı? Tabii ya, elma. Şöyle biraz da tosunu aldık mı? Benim küçük tosuncuğum uyuyakalmış. Şöyle üstünde örteyim de sıcak sıcak uyusun. İnandı mı? Sanırım inandı. Pekala arkadaşlar, umarım resim dersi sınavına hazırsınızdır. Şimdi lütfen başlayın, bakalım ne kadar öğrenebilmişsiniz. Nasıl ya? Çantamda sadece bunlar mı var? Tüh ya, elimde resim yapmak için sadece şu minik renkli kalem kalmış. Ucu bile açık değil. Lizzie'nin önündeki onca şeye bak. Bir sürü renk ve birçok çeşitli malzeme var. Peki, sanırım bunu kullanmak zorundayım. Dur bir saniye. Belki param çıkış eriyor. Gerçi metaliksizim. Bir dakika. Çözümü şu çöpte bulabilir miyim? Bakalım burada neler varmış. Değil mi? Ne yapıyor? Burada bir dondurma çubuğu var. Bununla bir şeyler yapabilirim. Peki, sınıftaki şu silikon kalıpları kullanmamız gerekiyor. Şuraya biraz su döküp üstüne de gıda boyası ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım ki homojen olsunlar. Güzel. Şimdi de diğer renklere geçebiliriz. Sonra da dondurma çubuklarını koyalım. Kesinlikle dik durmaları lazım. Sonra doğruca dondurucuya. Harika. Hepsi donmuş ve sıradaki adıma hazır hale gelmişler. Pekala. Bakalım meybuz boya kalemlerimiz umduğumuz gibi işe yarayacak mı? Güzel. Şu renklere bak. Harika gidiyor. Biraz da yalayalım. Ferahlatıcı. Hakkını vermek lazım. Oldukça zekiceydi. Şimdi ne yapsam bilemedim. Bir dakika, param var. Bir işe yarar herhalde. Bu kadar yeter. Bonjour. Sanatçı mı çağırdınız? Henüz değil. Önce bana biraz resim yap. Peki, anlıyorum. Size bir şaheser çıkaracağım. Resim dersi çok sıkıcı. Şaheseriniz tamamlandı. Voila la. Ne? Bu da ne? İğrençmiş. Çek şunu gözümün önünden. Sanatımı sevmediniz mi? Siz ne anlarsınız? Sanatçılara katlanamıyorum. Selam. Peki neyse. Hadi bana resim yap. Pekala efendim. Öğretmenim bana sınıfın en iyisisin diyor. Boyaları seviyorum. Boyama çok güzel. Tamam, bitirdim. Bu da ne? Bir ev ve birkaç bulut mu? Yok, yeterli değil bence. Ağlama, öyle demedim. Buralarda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Bak, lollipop. O da ne, lollipop mu? Ne? Şuradaki. Para tabii ki. Al bakalım. Git bakalım şimdi, uzaklaş. Sıradaki. Aman Tanrım, berbat durumda. Pekala, sana ne yapabileceğimi göstereyim. Al bakalım. Aman Tanrım, vay, bayıldım. İşte paran. Pekala, teşekkürler efendim, anlaştık. Harika olmuş. Liam, sana teserime bak. Evet, iyi, güzel olmuş da ben resmimi şu an dondurmalarla yapıyorum. Bütün ilgini bana vermeliydin, kendi resmine değil. Ne gündü ya. Biraz rahatlayalım. Burnumdaki de ne? Yoksa sivilce mi? Kocaman hem de.
Ne haber? Sanırım buraya kamp kuracağım. Şöyle bir yerleşelim bakalım. Ah, marka temizleyicilerle de olmuyor. Ah, buldum. Biraz makyajla gizleyeceğim. Bıraksana, alerjim var. Dur dedim. Of, hiçbir işe yaramadı. Kapatıcım işe yarayacaktır. Parlıyorum resmen. Ama bu renk beni açmadı. Ah, hadi ama. Yeter artık. Daha etkili bir şey yapmalıyım. Hey, yapma sakın. Konuşarak çözebiliriz. Üzgünüm. Barışalım mı? Aman, gitmiyorum ben bir yere. Sinirlerim bozuldu. Beni dinlesene. Olduğun halinle mükemmelsin. Hayır değilim. Halime bak. Sivilcik kaplıyım. Aha, berbat duruyorum. Hiç erkek arkadaşım olmayacağım. Ah, onu böyle görmek çok kötü. Ah, çok küçük oldum. Yeter artık sivilcik patlatma zamanı. Buna izin veremem. Ah, niye? Ah, pardon. Bir fikrim var ama. Ne yapıyoruz? Bu patlatma arzunu bununla giderebilirsin. Şu sivilceleri patlatabilirsin. Ah, eğlenceli duruyor. Şunu sıkmayı deneyeceğim. Çok iğrenç. Bağımlılık da yapıyor. Aa, büyük bir taneydi. Duramıyorum. Sana bir şey daha aldım. Gözlüklerini çıkarayım. Sivilce stickerlarından birini aldım. Sivilceyi kapatacak. Daha hızlı iyileşecekler. Ayrıca şeffaflar. Bu sayede de onları makyaj yapıp saklayabilirsin. Biraz bekleyelim. Bu kadar beklemek yeter. Bak, sivilceler yok oldu. Sihir gibi. Aa, artık bunlara ihtiyacımız yok. Baksana. Aa, bu ben miyim? Acildim, parıldıyor. Ah, teşekkürler Liam. Makyaj yapmam lazım. Aa, bizi görmedin değil mi? Umarım görmemişsindir. Selam. Ay, saçların kar mı karışık? Üzüldüm şimdi. Eminim insanlar ona gülüyordur. Bununla başa çıkmak çok zor olmalı. Bir dakika. Biliyor musun, sana yardım edeceğim. Bu bir saç operasyonudur. Özellikle şu lastiği çıkarıyoruz. Tamam da şimdi saçım dağıldı iyice. Çünkü daha işim bitmedi. Biraz renge ihtiyacın var. Önce birkaç keçeli kalem alalım. Arkasını kesip boyalı kısmı çıkarıyorum. Sanki boya dolu bir pipet gibi. Yani üfleyerek boyayı çıkarabilirim. Ağzıma sokup üflüyorum ve işte bu kadar. Bütün boya çıkıyor. Pekala, şimdi boyamız olduğuna göre bir de krem lazım. Bir miktar krem alıp boyayla karıştırıyorum. Pekala, sıradaki adıma hazırız. Lastik eldiveni aldım. Artık içine dalabilirim. Bunu saçının bir tutamına süreceğim. Şimdi de alüminyum folyo ile kaplamalıyım. Güzel. Sıram orada. Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğuna emin misin? Evet, bitince göreceksin. Bunu da folyo ile kaplayayım. Şimdi sadece beklemeliyiz. Pekala, saçını kontrol etmenin zamanı geldi. Folyoyu açalım ve işte bu kadar. Ay, bakamıyorum, korkuyorum. Bir dakika, bu benim saçım mı? Mor ve de yeşil. Ay canına, çok hoş olmuş, bayıldım. Bence görünümünü tamamlayacak bir şey daha lazım. Şu gözlüğü çıkaralım. Onsuz görebiliyorsun değil mi? Aslında biliyor musun, hırkayı da çıkar. Şuraya koyalım. Orada daha iyi. Evet, kesinlikle şu düğmeleri açmalıyız. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Hadi sınıfa gidelim. Pekala, yeni görünümünü denemenin vakti geldi. Vay canına, sen de benim gibi mor ve yeşil renkleri görüyor musun? Aman tanrım, kimse gülmüyor. Çok teşekkürler. Biraz bozukluğunuz var mı?
Ah, zavallı adam. Ah. Aslında ona yardım edebilirim. Alın, işinize yarar bence. Ah, gazoz. Ah, o da işine yarayabilir. İşte bunu da alın. Vay canına, çok teşekkür ederim. Ay, üşüyor mudur acaba? Vay canına, benim kurtarıcımsınız. Ay, hiç önemli değil. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum sadece. Oh, bu şarkıyı yakalaya. Bu adam çok talihsizmiş. Ne yapabileceğimi biliyorum. Gitar her sorunu çözer. İyi ki dün gece bu şarkıyı çalmışım. Evet, işe yarıyor. İnsanlar para vermeye başladı. Woohoo, oldu işte. Pekala, şunları toplayayım. Bir sürü para kazandım. Al bakalım arkadaşım. Kendine bir hamburger alırsın. İnanamıyorum. Ne çok para. Çok teşekkürler. Siz bir meleksiniz. Rica ederim. Hiç önemli değil. Bu hikaye çok komikti. Hey, sana bir sürprizim var. Vay canına, bir lollipop, bayılırım. Harika. Hadi buradan gidelim. Ah, hayır bak, köpek tehlikeli olabilir. Tehlike mi? Olamaz. Gerçekten mi? Dikkat et, saldırgan olabilir. Fazla yaklaşma. Sanırım şu an güvendeyiz. Pekala, gitmeye hazır mısın? Ah, biri arıyor. Selam, seni duymak ne güzel. Aa, canına, gerçekten mi? Bu müthiş. Aa, bir köpek. Ne tatlı. Merhaba bebeğim, ne harikasın sen. Aman tanrım, bu ne sevimlilik. Kimmiş en cici köpek? Sen misin? Görüşürüz. Güne ne güzel bir başlangıç. Pekala Fifi, hadi gidelim. Tamam, bunu yapabilirim. Ay Eva, yeni bir sırt çantası mı almış? Keşke ben de bir tane alabilseydim. Ama alamıyorum. Neredeyse vardım. Of ya! Ay! Hey! Sosislim! Bu tişört yepyeniydi. Aa, çok üzgünüm. Neyse, olur öyle şeyler. Bunlar ders kitapları mı? Aslında belki sana yardım edebilirim. Tişörtünü al ve şöyle kavisli kes. Kumaş makasıyla kessen daha iyi olur. Güzel. Sadece alt kısmı gerekli. Altına iki küçük kesik at. Esnek bir ipe bir çengelli iğne tak ve sonra dikişin içinden geçir. Parmaklarınla ittir. Tamamen içinden geçince uçlarına büyük düğümler at. Üst kısmını aşağıya katla. İpi yerleştir ve dikip kapat. Artık ipli bir sırt çantan oldu. Beğendin mi? Vay canına. Hadi içine dolduralım. Bayağı da şey aldı ha. En iyi yanı da bedavaya geldi. Nasıl görünüyor? Çok borçlandım. Görüşürüz. Ayakkabın. Neredeyse unutuyordum. Hatırlattığın için teşekkürler. Of ya, bu resimler çok güzel. Hele bu. Müthiş. Manikür iyi olurdu aslında. Tırnaklarım eciş bücüş oldu. Bir dakika, bir fikrim var. Kendi kendime oje sürebilirim. O kadar zor olmasa gerek değil mi? Ay, hepsi kurumuş.
yanlarından biraz kazısam. Hala mı gelmedi? Hadi ama dibinde biraz kaldığını biliyorum. Hey, sen ne yapıyorsun? Yeni bir dans hareketi mi bu? Anladın mı? Bunlardan mı istiyorsun? Böyle tırnaklar için neler vermem? İşte, tada! Hayır, ben oje istiyorum. Ha? Peki, sanırım ona bayılacaksın. Fırçaya biraz ruj sür. Ve tırnakları bununla boya. Oje gibi duruyor değil mi? Ama daha işimiz bitmedi. Üst katmanı sürmeliyiz. Böylece bulaşmıyor. Ve güzelce parlıyor. Şimdi tam oje gibi oldu. Çok güzeller. Vay canına, bu çok eğlenceli. Hadi ayak parmaklarımı da yapalım. Ayaklarına mı? Ellerinle uyumlu olmaları için. Sen bunu kendin yapmalısın. Evet, bunu kesin yapabiliriz. Çok harika olur. Bilemiyorum, benim vücudum o kadar koordineli değil ama bir denerim. Vay, iyilermiş. Demek şöyle oluyor. Nick ne tatlı çocuk. Bence tam bana göre biri. Harika bir çift olurduk onunla. O gözlerin içinde kaybolur giderdim. Ve gülüşü kulaklarıma müzik gibi geliyor. Tamam, ona çıkma teklif edeceğim. En kötü ne olabilir ki? Yani fena halde aşağılanmanın yanında. Çok komik. Yardımcı olabilir miyiz? Evet inek, ne istiyorsun? Bir fikrim var. Niye yaptın bunu şimdi? Pardon, elimden kaydı, üzgünüm. Tuhaf bir durum. Evet, bu hiç hoş değildi. Bunu niye yaptın ki? Hey, bu benim, gitmem lazım. Buraya bak, bu hiç hoş değildi. Eva. Bu kadar aptal olduğuma inanamıyorum. Üstüne doğru eğilmemeliydim. Niye bana hep böyle oluyor? Nick artık bana hiç ilgi duymayacak. Ama onu düşünmeden edemiyorum. Şu gülümsemesine bak. Ha? Neler oluyor? İşte buradasın demek. Seni ararken bir sürü telefona girdim çıktım. Elini uzat. Peki. Oradan çıktığıma sevindim. Daracık yerde. Pekala. Hey. Sen gerçek misin? Evet. Ben hep senin telefonunda yaşıyordum. Buraya seni bir dönüşüme sokmak için geldim. Önce şu ayakkabılara bak. Ama benim ayakkabılarım var. Onları hiç görmemiş olayım. Peki ya bunlar? Bu olabilir. Hadi gel. Pekala, topuklu giymekle ilgili konu özgüvendir. Ve bir de denge. Hadi beni taklit et. Görüyor musun? Kendine güvenli, emin, işte böyle. Özümsemen lazım. Şimdi sen dene. Peki, ne kadar zor olabilir ki? Sonuçta sadece giriyorsun. Dengede kal. Vay canına. İşte bu. Evet, oluyor, oluyor. Eyvah! Uf, çok az kalmıştı. Herhalde çok zorladım. Buna geri döneriz. Ders 2. Flörtleşme. Bu çok kolay. Gevşe ve cilveli dost canlısı ol. Hey sen. Üzgünüm, dikkatim dağıldı. Hadi bir deneyelim. Devam et. Of, acıdı. Ama iyi de geldi. Bacaklarımı böyle üst üste mi getiriyorum ha peki? Twister oyunu gibi. Böyle mi? Selam, naber? Amanın, sakın gülümseme. Bu sandığımdan daha zor olacak. Hey, Hollywood gülümsemesi ister misin? Bu minik alet işlerini pırıl pırıl yapıyor. İşte tam bize gereken şey. Nasıl yani? Hey! Üzgünüm, buna senden çok ihtiyacımız var. Kocaman ağaç. Ne? Bu ne işe yarıyor ki? Gıdıklıyor. Şimdi çıkarabilir miyim? Henüz değil. Buna ihtiyacım olacak. Tamam, çıkar şimdi. Tamam, nasıl görünüyor? Vay, olay bu işte. Tamam, şimdi üçüncü ders, hazır mısın? Bu kıyafetler konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Kıyafetlerim mi? Nesi varmış kıyafetlerimin? Biliyorum. Oyuncak bebeklerim gibi giyineceğim sanırım. Orada neler oluyor öyle? Neredeyse hazırım. Etkilenmeye hazır mısın? Tada!
Ah, sen beni kızdırmaya mı çalışıyorsun? Neden bahsediyorsun? Bu en son moda. Evet, büyük anneler için. Kıskanıyorsun beni. Bana daha fazla yardım lazım. Neyse ki bu moda uygulamaları var. Sevdim ama yok. Ha, bu daha iyi. Ha, bu çok kısa. Masa örtüsüne benziyorsun. Sanırım bunu da geçebiliriz. Bu şirin. Sanırım kazananımız bu. Şimdi saçlarını halledelim. Bu nasıl? Ha, yok olmadı. Kızıl saçlı olmak ister misin? Ya da belki sirke katılmak istersin. Bunu sevdim. Vay canına, harika görünüyorsun. Ne fark ama. Aa, ne güzel oldum. Öyle bakmayın ama. Gel buraya. Sana bir sürprizim var. Çok heyecan verici. Açabilir miyim? Aa, bir dakika. Telefon geldi. Hayır, olmaz. Kutuya bakma. Üçlü olman lazım. Sanki benimle alay ediyor. Aa, kendimi tutamıyorum. İçinde ne olduğunu bilmem lazım. Şöyle bir dokunayım. Of, evet. Olamaz. Ellerim kasarı açtı kutuyu. Bir dakika. Eva mıydı o? Kimsecikler yok. Bir bakacağım artık. Oh, vay canına, şu malzemelere bak. Hiç bu kadar makyaj malzemem olmamıştı. Ve bunlar benim. Ah, niye bu taraf bulanıklaştı? Kendi makyajımı kendim yaparım. Başkalarını yaparken izlemiştim. İşte böyle fırçalıyorsun yüzünü, değil mi? Ha, güzel görünüyor. Ah, pardon, uzun sürdü. Ah, neler oluyor? Betty, kutuyu mu açtın? Betty, konuş benimle. Demek döndün. Uzak durundun. Ne? Kış kış. Her neyse, hepsini düzeltebiliriz. Bu nedir? Şunu bir sileyim. Ah, böyle daha iyi. Hadi yine deneyelim şunu. Ve bu sefer makyaj fırçasından ben sorumluyum. Kaşlarınla başlıyoruz. Bu şablon kaşlarını daha dolgun hale getirmemizi sağlayacak. Aynen böyle. Vay canına, teknoloji ne harika. Dur konuşma. Bu kaşlarını bir arada tutacak. Sana bir bakayım şimdi. Bu girişim en zor iş olabilir. Şimdi dudaklarını dolgunlaştıracağız. Bu gerekli mi? Kendimi tuhaf hissediyorum. Sanırım artık çıkarabiliriz. Vay canına, dudaklarıma bak. Belki Nick'in hoşuna gider, düşünebiliyor musun? İşte zekice bir numara. Dijipini ruja sürüyoruz, sonra dudakların üzerine bastırıyoruz böyle. Sonra dudağın en üst kısmına bir X yapıyoruz. Dış hatlarını yaptıktan sonra sıvı rujla içini dolduruyoruz. Bu sayede hiçbir leke veya taşma olmuyor. İşte harika ve çekici dudaklar. Vay canına, dur bir dakika. Bu iş bende. Ne düşünüyorsun? Biliyorum, güzel görünüyor. Yok artık, bu nasıl mümkün olabilir? Sınıfın ineği fıstık gibi olmuş. Ah, öf, stresten yemeye başladım işte. Buna inanamıyorum. Bir dakika, bu sivilce mi? Günüm daha kötüleşebilir mi? Bu tamamen Betty'nin suçu. Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Çok iyi olacak. Ay, çok teşekkür ederim. Eğlenceliydi. Bu nedir? Biri bana hediye bırakmış. Ay, herhalde Nick'tir. Anne, romantik. Denemek için sabırsızlanıyorum. Parti burada mıymış? Vay canına, müthiş. Bu şarkıya bayılıyorum. Ve Nick de çoktan gelmiş. Betty, hadi dans edelim Betty. Aman tanrım, çok güzeller. Ah, evet parti, bir sorun mu var? Buna inanamıyorum. Sen ne yaptın? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Hem de hemen. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Keçeli kalemin ucunu kesiyoruz. Sonra kenarlarına kalp şekli vererek dikkatlice kesiyoruz. Sonra ucu hafifçe yüzüne bastırıyoruz. İşte sana alnında bir kamuflaj. Üstelik şirin de görünüyor. Gerçekten öyle. Sen olmasan ne yapardım? Sanırım hazırsın. Hadi gidip eğlen. Ay, çok gerginim. Vay canına. Nick orada. Umarım beni fark eder. Ah, selam. Betty. Ne? İşte bu. Şimdi bana söylediği hiçbir şey unutmamam lazım. Selam. Selam. Ah, Nick, şaka mı bu? Harika görünüyorsun. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Böyle söylemen ne tatlı. O zaman dans etmek ister misin?
Bu an için çok uzun zamandır bekliyordum. Artık beklemene gerek yok. Bu anın sona ermesini istemiyorum. Her şey hayal ettiğim gibi. Sana baktığımda sanki burada başka kimse yok gibi geliyor. Aman tanrım, işte oluyor. Nick'i gerçekten öpüyorum. Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. Ha? Hey Eva, buraya dön. David, tamamen unutmuşum. Betty, bye bye. Seni özledim, hazır mısın? Daima kendin olursan içindeki pırıltı dışa yansır. Senin en sevdiğin makyaj tiyosu hangisi olduğu yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Evet, başardım. Fizik sınavının içinden geçtim. Pekala, bu kadar kutlama yeter. Tamam, sakin ol. Şunu dolaba koy. İşte böyle. Diğer sınavların yanına. Şu ana kadar yılım harika geçti. Albert, görsen gurur duyardın. Şu sınıftan çıkayım artık. Okul çok aptal. Bir dakika. Hey inek, o çikolatayı bana ver. Bana ver dedim. Hemen. Şimdi kaybol. Yüzüm görmesin. Pekala, bedava öğle yemeği. Çikolata da bayağı iyiymiş ha. Of ya. Tüh, amma fazla çöp var. Şuraya süpüreyim. İşte benim sorunum değil. Buradan gitsem iyi olacak. Bu da ne? Bunca çöp de nereden gelmiş? Bu hayatımın en kötü günü. Pekala, tırnaklarımı yapma zamanı. Düz ve eşit şekilde. Çok güzel, harika oldu. Üfleyeyim de çabuk kurusunlar. Bir bildirimim var. Şuraya bak, parti varmış. Harika. Dur, makyajımı bitireyim. Sen ne yapıyorsun? Dur. Derdin ne senin? Bu makyaj malzemelerini kullanman gerekiyor. Hayatta olmazsa hiç bana göre değil. Yapacak tek şey var. Makyaj savaşı. Vay canına, kim kazandı? Pembeler içinde ve güzelim. Ben tamamen rock ve metal tarzı olmuşum. Hiç sevmem. Korkunç bir hata yaptık. Partiye bu şekilde hala gitmek istiyor musun? Hayır, teşekkürler, bize parti yok. Çok saçma görünüyoruz. Pekala, şunu yazsam iyi olur. Kara kök almayı hatırlamak önemli. Kara kök, anladım. Artanı da taşımayı unutmayın. Maymun şapkamı çaldı. O bildirim de ne? Aman tanrım, bir çağrıymış ya, şimdi ne yapacağım? Öğretmen kesin bana fena bağıracak. Hayır, olamaz. Başıma bunun gelmesine izin veremem. Bu çağrıya hayır demem gerek. Bu daha iyi oldu. Hayır, o şapka maymunun değil. O da ne? Bela, ne yapıyorsun sen? Ne habersin ezik? Çok komiksin. Hey, bak telefonunda kim var? Orada ne oluyor öyle? Hey, öğretmene merhaba demek ister misin? Bir dakika, neler oluyor? Öğretmenim, merhaba desenize, bakın kim var orada. Pardon, ne oldu şimdi? Spagetti yapın. Bunu uykumda bile yapabilirim. Dur, önce ben. Tada. Bunu kullanamam ki. Kim kirli bir para yemek ister ki? Bir daha düşündüm de. Kim para ister? Öyle mi? Peki, benim için markete gideceksin, tamam mı? Buyur. Hepsini getirdin mi? Daha çok hazır makarnaya benziyor bu. Sesleri harika. Ne? Maalesef yok. Yok. Yazık, bahşiş bile veremiyor. Büyük rezalet. Hayır, git artık.
Ha, bunu unutmayacağım. Uf, anca konuşursun. Benim işim var. Evet, makarnayı görüyor musunuz? Onları özgür bırakacağız. Ama sadece üstten şöyle keserek. Makarnaları da kırpmayalım. Kestiğimiz ağzı açıyoruz. Baharatı çıkarıp birazcık sıcak su döküyoruz. Dikkat, çünkü çok sıcak. Şimdi de pişmesini bekliyoruz. Oh, kokusu harika. Ne yapıyor orada ya? Resim mi çekiyor? Olmaz öyle, alayım. Kendini bir şey mi sanıyorsun? Neyse, şimdi sıra bende. Böyle bir şeyle ne yapabilirim acaba? Peki, sanırım bir fikrim var. Önce bir konuyu çözmem lazım. Umarım telefonu açar. Aramamı. Neyse ki muzum yanımdaymış hala. Yardımın lazım, hem de hemen. İnsanlar biz olmasak ne yapardı, kim bilir. Hadi bakalım. Hey, ne kadar da hızlı geldi. Bu da ne? Oh evet, çok teşekkürler. İşimiz artık çantada keklik. Bak, yemek yapma zamanı. Üstelik olabilecek en özgün şekilde. Gir bakalım. Bu efsanevi olacak. Birazcık güç uygulamamız lazım. İş bilekte bitiyor. Makarnanın ucu görünmeye başladı. Mükemmel, durmuyorlar mı? Bana ustaçı diyebilirsiniz. Neredeyse bitti işte. Bu iş böyle yapılır. Kıskandın mı? Ne düşünüyorsun sayın jüri? Ha? Karar verme işini tadarak yapacağım. Beğendi işte, gururum akşandı. Peki bu? Bu gerçek yiyecek bile değil, değil mi? Bir numaralı tabak kazanıyor, tebrikler. Sıradakine bir bakın çocuklar. Beni anladınız mı? Bu seferki kesinlikle ilginç olacak. Ve benim tabağım açıkça daha güzel, bak. Ona çeşit çeşit renk çıkmış. Hey, peki ya ben ne olacağım? Bilmem. Ya, kıyamam. Berbat birisin. Dur, buldum. Benim de birkaç taktiğim var. Yok. Hey, neler oluyor? Aslında, bu olur. İşte rengimizi yaptık bebeğim, sarı. Vay, bu kurallara aykırı değil mi? Hayır, değil. Daha yapacak çok rengim var. Kırmızı gibi. Ve tabii ki kahverengi. Mavi de unutmamalıyız. Sihrimi görmeye hazır mısın? İnanılmazdı. Bütün renkler hazır. Başlayalım mı? Dünden hazırım. En iyi pankek eseri kazansın. İki yarışmacı da farklı teknikler kullanırken kimin kazanacağını kestirmek zor görünüyor. Benimki olacak. Yavaş yavaş. Güzel. Benim kalıbım gayet güzel oluyor. Kusursuz. Şimdilik ikisi de oldukça benzer duruyor ama gerçek tarzımızı şimdi konuşturacağız. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Evet, iyi gidiyor. Şu tertemiz çizgilere bir bak. Benden daha iyi olduğunu mu sanıyor? Göreceğiz bakalım. Görünüşe göre ikimizinki de bitmiş. Donunun kuyruğunun koptu. Çevir. Şahane. Ama bir şeyler eksik gibi. Biraz pırıltı. Altın her zaman doğru seçenektir. Neden biliyor musun? Şu ışıltıya bir baksana. Epey pahalı bir pankek olmuş ha. Ama korkmuyorum. Sayın jüri, bitirdik. Vay, şu epey lezzetli görünüyor. Güzel değil mi? Biliyordum. Bu da bayağı güzel duruyor. Ama tadı çok fena. Yenmiyor. Sen kazandın. Ben mi yaşasın? Hadi ama. Annem istediğim kadar yememe izin verdi bir kere. Ne haber? Aman tanrım, rüya gibi. Ben de buradayım. Çekiliyordum daha. Birden mi? O mu yani? İnternette flörtleşme videoları izliyordum. Birisi camımı açtı. Hayır, şapşal benden geliyor.
Gözlerini kırpıştırmayı bıraksana. Oh, ciddiyim. Biraz sakinleşsen iyi olacak. Fırtına çıkmış gibi. Bence işe yarıyor. Aa, nasıl yaptın bunu? Siz çıldırmışsınız. Aa, ben gittim. Nereye gidiyor? Aa, sorun yok. Ama. Gözlerini hak etmiyordu zaten. Sorun yok, ben buracıktayım. Aa, pek kıyafet yokmuş. Fakir insanlar nasıl yaşıyorlar ya? Belki de şurada işe yarar birkaç ev vardır. Ha, bu da ne? Aa, burası çok daha kötüymüş. Neden her şey bu kadar sönük ve sıkıcı? Renk de mi parayla? Aa, hiç böyle hayal etmemiştim. Bu ne? Aa, gazete. Hemen ilanlara bakalım. Hey, şuna bak, müthiş bir stilistin reklamı var. Bu durumda tam da ihtiyacım olan şey. Şunu hemen arayayım. Eminim beni araya sıkıştırabilir. Umarım buraya gelmesi çok sürmez. Pekala, geldim ve berbat görünüyorsun. Ah, fena bir hata yapmış olabilirim. Evet, giydiğin şey bence de bir hata. Peki, işe koyalım. Durumu düzeltebilirim. Bunların hepsini kesinlikle değiştiriyoruz. Bu rengi çok kullanınca cilt tonuna yakışmıyor. Oldu. Ellerimden yine bir şahesler çıktı. Evet, beni dinleyin arkadaşlar. Şimdi karşınıza yepyeni bir tarzla çıkıyoruz. İşte geliyor. Alkışlarınızı duymak istiyorum. Aynen öyle. Kıyafetlerle ortalığı yakacağım. Misket limonu kombinim gelsin. Fırfırlı eteğim de var. Çok mu fırfırlı? O zaman şu bol kesim hırkaya bakın. Tavşan desenlik duş bonesiyle tamamlanıyor. Dönüp bana güldü. Bu koltuktan bir daha asla kalkmam. Şu kıza bir bak. Ruju müthiş. Asla onun kadar güzel görünemeyeceğim. Herhalde istediği herkesi elde ediyordur. Ben senden daha güzelim. Yeter artık. Sakın ağlama Naomi. Evet, güzel kız ama ne olmuş yani? Dinle. Sanırım bu sorunu çözebiliriz. Hadi güzellik hedeflerimizin bir listesini yapalım. Hedeflerini yazmak başarıya ulaşmanın kanıtlanmış en etkili yoludur. Neden gülüşünle başlamıyoruz? Hadi dişlerini göster. Peki. Tada. Uf, dişlerini en son ne zaman temizledin sen? Hey. Her gün dişlerini fırçalıyorsun ama yine de yavan ve sarı mı görünüyorlar? Yani bu çocuk gibi mi? Bunlar zorlu ve dibe işlemiş lekeler. Sağ ol, almayayım. Bir beyazlatma işlemine başlayabilirsin. İşte bizim süper çözümümüz. Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin dostum. Bunu bir dakika kadar ağzında tutuyorsun. Ve fırçanın işini yapmasını bekliyorsun. Şimdi bize inci gibi dişlerini göster. İşte gülümseme diye buna derim. Evet, hemen bu numarayı arıyorum. Bu aletten bir tane alayım lütfen. Ha, hemen geldi mi? O gerçekten gelmişsin. Ne sandın? İşte bu siparişin. Harika. Teşekkür ederim. Bu dişlek dostumuz da sizin. Yok ya, onu almayayım. Çık şuradan. Ah, işte geldi. Ne güzel. Hadi şunu bir deneyelim. Demek çok fenalar öyle mi? Ah, peki. İşte oluyor. Hey, ne güzel. Bembeyaz olmuş. Şunlara bak. Yalnız doğruca bana yansıtmasan. Ağzını kapatır mısın lütfen? Hala uçuşan noktalar görüyorum. David, sırada ne var? Ha, evet. Şimdi siveceleri kontrol altına alıyoruz. Ah, harika. Pardon, bu bayağı büyükmüş. Peki ya bu? Vay canına. Aa, neyse. Hayır. Ah, rahatladım. Hayır, dur yapma lütfen. Belki bu seni sivilcelerini patlatmaktan alıkoyar. Aa, vay canına. Al bakalım. Çok rahatlatıcı. Şu çıkana bak. Oo, müthiş. İşte ama çok da iğrenç. İşte cildin için çözümün de burada. Sivilce yamaları. Her sivilcenin üstüne bir tane koyuyoruz. İyi ki bir sürü getirmişim. Şimdi sihrin etkisini göstermesini bekliyoruz.
Şimdi kendine bir bak. Bu gerçekten ben miyim? Aynen öyle. Of, muhteşem oldum. Çok teşekkür ederim. Saatlerce kendime bakabilirim. Ne çok toz makinesi var burada. Ne? Bu nedir? Alarmış. Of, 5 dakika daha uyuyayım. Evet, okula gitmek için hazırlanma zamanı. Bugün ortalığı yakıp kavuracağım. Yok, yine yatacağım. Pekala, hazırlanmaya başlasam iyi olur. İşte yüzüm şu an tertemiz oldu. Bir saniye. Allah, kimin umurunda, önemli değil. Saçımı parmaklarımla şöyle bir tarayayım. İşte hiç fena olmadı. Peki hangi gözlüğümü taksam? Bu mavi nasıl olur? Ya da şöyle Harry Potter tarzı. İşte bu iyi oldu. Şimdi hangi gömleğimi giysem? Düz olanı mı yoksa puantiyeli mi? Beyaz olsun o zaman. Harika görüneceğim. Uf, okul neden bu kadar ergen olmak zorunda ya? Bir saniye. Hayır, sivilce çıkmış. Tam tavanımın üstünde. Pekala, bu onu kolayca halletmemi sağlayacak. Bu sırada dişlerimi de fırçalayayım. Gözlükleri ve cildimi pürüzsüz hale getirmem lazım. Bunu yapmaya bayılıyorum. Şimdi sırada maskara var. 99 ve 100. İşte her şeyi hallettim. Şimdi sıra ne giyeceğimi seçmede. Bu nasıl olur? Kırmızı etek ve pembe bluz. İkisi iyi gider mi acaba? Evet, bence gayet güzel olur. Evet, çok haklıymışım. Çok hoş görünüyorum. Günaydın. Okul için hazır mısın? Çünkü ben tamamıyla hazırım. Bütün kitaplarımı aldığımdan bir emin olayım. Bir ara kesin makyajımı tazelemem gerekir. Bütün gazlı kalemlerimi de yanında götürsem iyi olur. Resim dersinde ihtiyacım olabilir. Of, bu saç kurutucusu niye çantama sığmıyor? Of, işe yaramıyor. Pekala, başka ne kaldı? Bu defter. Hayır, buna hiç ihtiyacım yok. Pekala, çıkmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Mowgli, ormanı gerçekten terk mi ediyor? Olamaz, gerçekten terk ediyor. Aman tanrım. Bu konuda ne hissettiğimden emin değilim. Mutlu muyum, üzgün müyüm bilmiyorum. Bir şeyler içmem gerek. Vay canına, ne harika bir kitap. Bir dakika, yüzümde niye tuhaf bir his var? Of, yüzüm mahvolmuş. Pizzaya dönmüşüm adeta. Ama öyle kalmasına asla izin veremem. Bu konuda hemen bir şey yapacağım. O zaman patlatmaya başlayalım. Ne? Neler oluyor? Cilt bakımı konusunda bir rahatsızlık hissediyorum sanki. Ha? Of, olamaz. Sen ne yapıyorsun? Kes şunu. Hayır. Sivilceleri sakın patlatma. Bu işleri çok daha kötüleştirir. İyi ki benimle arkadaşsın. Çünkü o işi ben halledeceğim. Bunlar nedir ve benim bunlarla ne yapmam gerekiyor? Yüzüme çıkartma mı yapıştırdın sen? Aynen öyle yaptım. Bunun içinde sivilceleri tedavi eden ilaç var. Akneler konusunda sana yardımcı olacaklar. Bana güven. Hadi bunları bütün sivilcelerin üstüne yapıştıralım. Sen ciddi misin? Yüzümün her tarafına çıkartma mı yapıştırmak istiyorsun? Evet, bunlarla cildini tamamen temizleyeceğiz. Kendimi bir çocuk etkinlik kitabı gibi hissediyorum. Tamam güzel, bunları artık çıkarabilirim değil mi? Hayır. 4 saat kadar yüzünde kalmaları lazım. 4 saat mi? Sen ciddi misin? Yazıcılar grev demiş. Hey, uyan. Kronometreye göre geriye birkaç saniye kaldı. Pekala, şimdi hepsini çıkaralım. İşte ilki çıktı ve şimdiden gayet iyi görünüyor. Sonuçlar seni çok şaşırtacak. Evet, tamamen haklıymışım. Şu aynayı uzat da bir bakayım. Ay canına, yok artık. Cildim çok daha iyi görünüyor. Yaşasın. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Bir sürü sivilce çıkması hiç şaşırtıcı değil tabii. Yürüyüş yapmak için müthiş bir gün. Doğada olmak ayrı bir duygu. Nasıl yani? Burada hiç internet yok mu? Şaka yapıyorsun değil mi? Resmen yaşadığını hissediyorsun burada. Burası kamp kurmak için iyi bir yere benziyor. Peki, selam. Kartal yuvası konuşuyor. Paketi getiriyoruz. Birazdan görürsünüz. İşte geliyorlar. Bu kamp yapmayı çok kolaylaştırıyor. Bir dakika. Ben bunu sipariş etmemiştim. Hey! Altın. En sevdiğim renk. Böyle çok daha iyi oldu. Şuna bir bak. Harikulade. Üstünde değerli taşlar da var. Buna inanabiliyor musun? Hadi içine bir bakalım. Vay canına, muhteşem. Ha? Ne oluyor? Hayır, gel buraya. Of, kamp yapmak çok yorucuymuş.
Çadırımı ağırlıklarla yere tutturmam lazım. Altın külçeleri tam bu işe uygun. Neyse ki yanımda hep yedek bulundururum. İşte bu kadar yeter. Sanırım bir dinlenmeyi hak ettim. Aslında hiç fena değilmiş. Hey, güzelmiş burası. Girebilir miyim? Olmaz. Ne kabısın. Acaba ben çadır getirmiş miydim? Bakalım çantamda ne varmış? Streç film mi? Annem koymuş olmalı. Belki çadır olarak kullanabileceğim bir şey vardır. Aa, bir dakika, buldum. Bu dallarla bir iskelet oluşturabilirim. Şimdi bunları birbirine bağlamamız gerekiyor. Bu iple bunu yapabiliriz. İpi dallara sarıp iskeleti sağlamlaştırıyoruz. Bu kadarı yeterli. Şimdi streç filmi kullanabiliriz. Filmle dalların çevresini sarıyoruz. En üstten başlayıp alta doğru devam ediyoruz. Katları üst üste gelecek şekilde çekiyoruz. Bu sayede hiç boşluk kalmıyor. Şimdi içine girmek için bir kesik atıyoruz. Stretch filmin ortasından yukarı doğru gidiyoruz. Bu kapısı oluyor. İyi ki bu makası getirmişim. İşte oldu, artık barınağıma girebilirim. Vay canına, güzel görünüyor. Çok rahat, hoşuma gitti. Kimin çadıra ihtiyacı var ki, ben bunu tercih ederim. Ah, harika uyudum. Tazelensem iyi olacak. Yanımda diş fırçam ve Hagiva giriş macunu sıkıcımı getirdim. Nefesim mis gibi nane kokacak. Bu diş fırçası zaman da kazandırıyor. Çoklu kafası bütün dişlerimi de aynı anda fırçalıyor. Çok zekice değil mi? Dişlerim pırıl pırıl olacak. Sabah mı olmuş hemen? Oh, hazırlansam iyi olacak. Of, diş fırçamı kırmışım. Bu bir işe yaramaz artık. Ne yapacağım peki? Ha, buldum. Bu şırınganın ucuna süper yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra diş fırçasının kafasını buna yapıştırıyoruz. Sonra pistonu yerinden çıkarıyoruz. Şimdi bize diş macunu lazım. Şırıngayı diş macunuyla dolduruyoruz ve pistonu yerine takıyoruz. Pistonu ittiğimde diş macunu dışarı çıkıyor. İşte tam gereken miktar. Ve şırıngayı da tutma yeri olarak kullanıyoruz. Artık sabahleyin ağzın kokmasına son. Burada yiyecek bir şeyler olmalı. Ha, şuna bak. Bu yumurtalar tam ihtiyacım olan şey. Bugün şanslı günüm olmalı. Bunlardan harika kahvaltı olur. Bir fikrim var. Bu dalı kullanabilirim. Bunun sayesinde yumurtalarımı pişirebilirim. Ama önce başka bir şeye ihtiyacım var. Dalın çevresine alüminyum folyo sarıyoruz. Çok iyi oldu. Bu bizim pişirme aletimiz olacak. Bunu ateşin üstüne koyuyoruz. Sonra yumurtaları folyonun üstüne kırıyoruz. Şimdi biraz beklememiz lazım. Ve güzel görünüyorlar. Müthiş kokuyorlar. Yemek çubuklarım da hazır. Mideye indirmek için sabırsızlanıyorum. Aman tanrım, çok lezzetli. Güzel bir şeyler kokuyor. Çok kıskandım. Yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Ya da bir şey sipariş ederim. Olur biter. Ha, iş gelmiş, hadi bakalım. Umarım biri durur. Geliyorum. Bunun için bir bahşiş alırım umarım. Biraz zorlu bir teslimat oluyor. Umarım burası doğru yerdir. Bir daha dağa tırmanmam artık. Neredeyse vardım. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Nihayet, ah, çok acıkmıştım. Lizzy değil mi? İşte buyurun. Teşekkürler. Ya canım, ciddi misiniz? Zengin oldum. Teşekkürler. Beni her zaman arayabilirsiniz. Yaşasın. İşimi çok seviyorum. Bu bir şeyler pişirmekten çok daha iyi. Ekmek fırından daha yeni çıkmış. Bunu kamp ateşinin üstünde yapamazsın. Ah, çok keyifli. Kamp yapmanın böyle bir şey olduğunu bilseydim daha önce kamp yapardım. İlk yarışmaya hazır mısınız? Leziz ramen zamanı. Ah, hey bak. What? Ramen'e bayılırım. Ha? Bununla ne yapmam gerekiyor? Yemeğe hazır olur sanıyordum. Küçük bir yardım lütfen. Her şeyi ben mi yapacağım? Peki. Ah, neler oluyor? Nasıl yaptın bunu? O benim, bıraksana. Hayır, asla. Bunu yaptığına inanamıyorum. Çok yavaş kaldın. Anlaşılan ramenimi haşlıyorum. Ramen parçasını suya koyalım. Sonra da kettle'ı açalım. Biraz alternatif bir yöntem ama işe yarıyor. Ağzım şimdiden sulandı. Şu makarnalara bak. Hazırlar. Denemek için sabırsızlanıyorum ama bir şey daha istiyorlar. Ne kadar mutlu görünen bir sosismiş. Öyleymiş ama yemekle oyun oynanmaz. Ya hadi ama şuna baksana. Ben yerim. Bir şeyler düşünmem lazım. Yok böyle olmayacak. Neden bu kadar zor ya? Pişmemiş makarnada yer niye ki?
Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi kötü hissettim. Yardım etsem mi? Hey Tina. Şşt. Şimdi ne oldu? Şuna bak. Bunları makarnanda kullanabilirsin. Ciddi misin? Vıcık vıcık sümük gibi. Peki hadi bakalım. Üstüne marul koyalım. Hamburger gibi yapalım. Bu sonraya kalsın. Hey süre doldu. Tam zamanında. Mükemmel olmadı ama olduğu kadar. Ne yaptın sen ya? Hiç de güzel durmuyor. Denediğim için bir şey alıyor muyum? Yok. Eva'nın yemeğine bak. Makarnası pişmiş. Galiba bu tür benim. Sırada yaban mersini olacak. Leziz, sulu sulu ve sağlıklı. Güzel. Vay. Ne? Neden düğme var? Ben de bilmiyorum. David, bu ne? Nereden çıktı ya onlar? Ben de sizin kadar şaşırdım. Ben basıyorum. Hadi bakalım. Yılan mı? Ya çok tatlı. Çiftlikte tıpkı bunun gibi bir tane vardı. Gel buraya ufaklık. Burada kalabilirsin. O kadar da abartma. Evet sıra bende. Hadi bakalım. Şuna bak. Merdane çıktı. Acaba bununla ne pişirsem? Kek mi? Yok ya. Düşüncelerini mi görüyorum? Süper güçlerim mi var? Düşünmeye çalışıyorum. Yaban mersinli turta. Harika bir fikir. Önce hamuru açarak başlayalım. Eşit bir şekilde açılması lazım. Daire şekli vereceğim. Sonra da güzelce örmem lazım. Daha hızlı bir yol biliyorum. Şununla kareler kesip çıkarabilirim. Süreç çok daha hızlı oluyor. Artık turtanın üzerine koyabilirim. Leziz duruyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Sen neler yapıyorsun? Bunu benim yaptığıma inanabiliyor musun? Beni kötü gösteriyorsun ya. Neyse tekrar deneyelim. Lütfen yılan olmasın. Ne çıktı? Popitmiş. Bak hiçbir şey olmadı. İyi de bununla ne yapacağım? Yaban mersinlerini yerken oynayabilirim. Bir dakika, bir fikrim var. Popiti meyveyle dolduralım. Sonra da üstüne çilekli yoğurdumuzu dökelim. Bu sayede kremamsı olacak. Tüm yaban mersinlerinin üstü kaplanmalı. Bu kadar yeter. Süs şekerleri de gelsin. Rengarenk oldu. Üstelik lezizler. Şimdi de donduralım. Harika görünüyor. Dondurma gibi oldu. Yani popit dondurması. Çok güzel. Hayır kırıldı. Zavallı Tina. Ne yapacağımı biliyorum. Olamaz. Kazara turtamı parçaladım. Çok sıkarım. Bunu nasıl becerdin? Olur böyle şeyler. Aman. Sağ ol Eva. Neler oluyor? Pardon dalmışım. O ne ya? Turtaya ne oldu? Takıldım. Sen uyurken çok şey oldu. Verilecek tek adil karar var. İkiniz de kaybettiniz. Aman neyse sanki umurumuzda. İster misin? Evet lütfen. Ben de bir parça turta alayım. Güzelmiş. Yarışma konusu bulmak zor iş. Buldum işte. Dur. Şöyle sıradaki malzememiz çilek olacak. Aynı anda açalım mı? Hadi. Vay mis gibi duruyorlar. Bir tane yiyeceğim. Müthişlermiş. Çok tazeler. Dur. Dayanamıyorum. Biraz da krem çikolatayla dene. Böyle çok daha güzel oluyorlar. Yaban mersinlerini alıp çikolatanın içine atıyoruz. Sonra da bir kaşık alıyoruz. Güven bana bayılacaksın. Şef olmalıymışım. Hadi ama. Bu hiç adil değil. Ver şunu. Ben de şu çileklerle bir şeyler yapacağım. Çileği ortadan ikiye keserek başlayalım. Şimdilik tabağa koyalım. Bir şırıngaya da çikolata doldurmuştum. Onu da çileğin tepesine sıkalım. Sonra da üstüne yaban mersini koyalım. Şimdi de çikolatayla çizgi çekelim. Ve bir iki nokta da ekleyelim. Şırınga işi kolaylaştırıyor. Uğur böceği gibi duruyorlar. Çok tatlılar. Yemeğe bile kıyamıyor. Gayet yaratıcı Eva ama dur biraz. Bunun fotoğrafını çekmeliyim. Resmen sanat. Vay bayağı akıllıcaydı. Bir tane istiyorum. Ama benimler. Of ya harikalar. Cidden bir tane alabilir miyim? Kendininkini yap. Çok kabasın. Ne yapsam?
Zor bir şeymiş. Dur bir dakika. Ha, bir fikrim var. Tek ihtiyacım ahşap bir şiş. Çileği şişeye geçirebiliriz. Sonra da çileğin üstünden kesik atalım. Yarısına kadar keseceğiz. Sonra da çevirip bir kesik daha atıyoruz. Mükemmel. Şimdi de krem şantiyi lazım. Sprey kremayı çileğin içine sokup biraz sıkalım. Üstüne de sus şekerleri. Kremanın üstüne serpiştirelim. Güzel görünüyor. Ne düşünüyorsun David? Gayet havalı değil mi? Ben gurur duydum. Vay iştahım kabardı ya. Bayılırım bunlara Athena. Cidden mi? Yuhuu. Bak Eva. Aferin sana Athena. Çok lezzetli. Evet ama bunlar da öyle. Ya hepsini yemişim. Bu turun sonuna geldik. Ama. Eva Eva. Ah Eva. Kolay bir karar olacak. Athena kazandı. Biliyordum. Harika biriyim. Vay canına. Bu dergideki herkes çok gösterişli. Ne kadar şanslılar. Keşke ben de böyle şık olsaydım. Aa, ilginçmiş. Amanım. Kızım o kaşı düzeltmelisin. Bir cımbız bul ve al. Ben şimdi bir dergi tarafından mı aşağılandım? Yani o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Herhalde bu konuda bir şey yapmalıyım. Ama ne cımbızım yok ki. Ah kalem kutum. Belki burada işime yarayacak bir şey bulabilirim. Yapıştırıcı olur mu? Yok. Aa kaş fırçası. Hayır bu olmaz. Yapabileceğim tek bir şey var. Alışverişe çıkmalıyım. Vah canına şu ürünlere bak. Burada cımbız vardır. Nerede bu cımbız? Ah! Harika. Bir sürü seçenek var. Ah bu olur. Kesinlikle işimi görür. Yakında iki kaşım olacak. Ne güzel bir gün. Bunu alabilir miyim? Tabii. Sadece... Oh. Bu yeter mi? Hayır. Fiyatı 50 dolar. Bir cımbız için mi? O kadar param yok. Oh. Hey, belki sana yardım edebilirim. Kaşlarını almak için madeni paraları kullanabilirsin. Güven bana. Tamam. Peki acıtıyor mu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Paraları sıkıştırarak kaşı yakala. Okulları hemen satacak. Ah, iyi ki mağazada elektrikli süpürge var. Bence oldu bile. Baksana. Vay canına. Muhteşem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neredeyse bitti. İşte annem saçıma bakmam gerektiğini söylüyor. Bu kocaman sivilce de ne? Hayır onu sıkamam. Şöyle hafifçe sıksam. Ama bu çok eğlenceli. Bu ucuk bucuk şeyi silmeliyim. Yağlıymış. Böyle daha iyi görünüyor. Yatma zamanı. Çok rahatladım. Ne güzel bir uykuydu. Her şey flu görünüyor. Gözlüğüm nerede? Böyle iyi. Hayır değil. Her yerim sivilceyle kaplanmış. Bu ne gürültü tatlım? Yani selam tatlım. Berbat görünüyorum. Tamam düzeltebiliriz. Sadece biraz makyaja ihtiyacın var. Üzülme. Normalde biraz kapatıcı sürmek yeterli olur. Sence işe yarayacak mı? Hayır. Olmaz. Aramaya devam edelim. Bu olabilir. O nedir? Bunlar sivilce bantları. Çok kullanışlıdırlar. Bantları sivilcelerine yapıştıracağım. Neyse ki bol bol var. Onlara ihtiyacımız olacak. Bu kadar mı? Dur hele daha bitmedi. Tamam çıkaralım. Sivilceleri yok ediyor. Artık akli kalmadı. Bak. Vay canına. Ne tür bir büyü bu? Müthiş. Teşekkürler anne. Önemli değil tatlım. Seni seviyorum. Bu çok eğlenceli olacak. Çikolatadan iyi malzeme yok. Dur. Önce ben açayım. Bu şey som altından olsa daha iyiydi. Buldum. Pardon.
Evet. Sen sihrini konuştur, anlamışsındır. Ha, tabii ki efendim, beğendiniz mi? Altın bir tatlı, hiç fena değil. Sanırım ortadaki büyük parçayı istiyorum. Bayıldım. Dur, dur. Ne? Biraz da bana verebilir misin? Ah, peki madem. Ah, teşekkürler. Bir iki tane yeter. Aman aman, her neyse. Çikolatamla çalışmaya başlama vakti. Biraz rendeledik mi? Altın yağmuru başlar. Bu kadar yeterli olmalı. Bu parçayı da saklıyoruz. Şunun güzelliğine bir bakın. Ah, fevkalade. Ne yapacağım ben? Ya güzel bir şey çıksa iyi olur. Ha? Baloncuklu naylonu. Cidden mi? Aa, ne alaka bu? Yaratıcılığını kullan. Ah, yaratıcılıkmış. Dur, tabii ya. Buldum. Şunu alalım. Hah, plastiği koyalım ve erimiş çikolatayı sıkmaya başlayalım. Köşeden başlayıp aşağı doğru yılan gibi kıvrılalım. Bu bittikten sonra bir kaşıkla hepsini yayalım. Bu da ağzını sulandırmıyorsa diyecek bir şeyim yok. Tereyağı gibi yumuşacık. Sonra da doğruca buzluğa. İşte şimdi havalı duruyor. Şu minik deliklere bak, havalı değil mi? Artık bunlarla tabaklarımızı süsleyebiliriz. Şık duruyor değil mi? İşte bu gerçek bir sanat eseri olmuş. Şaheser. Bir amatör için fena değil. Ama kazanan net benimki. Nasıl? Benimki mi? Peki. Güzelmiş. Peki ya bu? Leziz. Kazandın mı? Gerçi buna asla ve asla şaşırmadım. Ha, buna bayılacaksınız. Lollipop ha. Neyse ki bolca şekerimiz var. Azıcık tadına bakayım. Azıcıktan fazla olsun. Biraz çıtırdı ya. Şapşal adam. Bunun için fazla klasım. Marshmallow efendim. Ne? Hayır, olmaz, hayır. Ben mi? Hayır, hayır, bak. Bye. Bak. Ah, peki öyleyse, tamam. Ah, teşekkürler. Çubuğu görüyor musun? Bunu bir kase suya batırıyoruz. Sonra da şeker kasesine batırıyoruz. Güzelce kaplansın. Bak nasıl da kaplandı. Bu da üstüne mandal takma vakti geldi demek. Sonra da bir şişe meyve suyuna batıracağız. Ah, çok sabırsızlandım. Yetmez mi? Çünkü bence oldu. Benim biricik akide şekerim. İstediğin herhangi bir renkte de yapabilirsin. Vay, çok etkileyici. Aferin. Ha? Aa, biraz dikkatim dağıldı da. Şimdi ne yapsam? Aa, evet. Tek ihtiyacım şu kaşık. Ve tabii ki azıcık da ateş. Dikkat. Hey, şeker değişmeye başladı. Kaynar sıcaklıkta. Bu da çubuk etrafında sertleşecek demektir. Ve işte karşımızda lollipopumuz. Üstelik el yapımı. Çok leziz duruyor değil mi? Güzel denemeydi diyelim. Ama kararı jüri verecek. Ha, işime bayılıyorum ya. Gayet tatlı olmuş. Ama bu şeyler... Vay canına. Kazanan net bunlar. Ben mi? Aa, tebrikler kendim. Sınav zamanı. Of ya, bu fena. Böyle şeylere zamanım yok. 5 numaranın cevabı nerede? Ah, buradaymış. Bu da zar zor okunuyor. Aslında göründüğü gibi değil. Acaba ne kadar aptal olduğumu düşünüyorsun? Hadi ver şunları. Güzel. Şunu unutmuşsun. Oh, bu çok kötü. Bunu unutmayacağım. Şurada ne varmış bakayım? Tam düşündüğüm gibi.
Siz çocuklar asla akıllanmıyorsunuz değil mi? Hala bağırıyor mu? Ne oluyor orada? Okuldan sonra bankaya mı gideceksin? Yoksa bana bir ikram mı bu? Kimse bakmıyor. Hepsini alın. Sizin iş yapmak bir zevk. İşte eğitim böyle alınır. Akıllı kız. Ah, zenginler her şeyden kurtuluveriyor. Yağmurdan nefret ediyorum. Özellikle de şu aptal şeyle. Öf! Amanın, sana ne oldu böyle? Üstünde giysilerle duş mu yaptın ne? Gerçekten yeni botlara ihtiyacım var. Bunlar mahvolmuş görünüyor. Bu hayatımın en kötü günü. Islak bir sıçan gibi görünüyorum. Aç mı acaba? Eminim bu hoşuna gider. Bana mı? Teşekkürler. Zaten bende çok var. Aa, neyse. O plastik mi? Orada bundan bir sürü var. Bir fikrim var. Üstelik tamamen su geçirmez. Şemsiyeye bir servet harcamaya ne gerek var? Sağanak yağmur başlayacak gibi. Güzel kupkuru tam sevdiğim gibi. Böyle doğru mu? Parmaklar bir tuhaf duruyor. Bu kadar müzik yapmak karnım acıktırdı. Bu tavuğun tadı mukavva gibi. Şunu yiyeyim. Ah, bir bakalım. Daha iyi. Buralarda hiç atıştırmalık var mı? Hiç param var mı acaba? Of, bunu para sandım. Tüh ya. O da ne? Pis bir sinek mi? Ah, bu kesinlikle kabul edilemez. Hanımefendi. Burası bir ahır gibi. Ben böcek yemem. Oh, aman tanrım. Çok üzgünüm. Bakın. Ve aynen böyle gider. Ah, ağzımda ne var? Tadı baharatlı gibi. Ah, dualarım kabul oldu. Kendimi daha canlı hissediyorum. Sonra dedim ki baba şu yatağı sana. Zaten önünde harika ayakkabılar var. Rengine bak, müthiş. Ah, çok güzellermiş. Muhteşemler. Onlardan bende de olmalı. Hanımefendi. Hiç getirmeyeceksin sandım. Vay canına, gerçekten inanılmazlar. Çok da klas görünmemi sağladılar. Evet. Keşke benim ayakkabılarım da hoş olsaydı. Bunları 2 yıldır giyiyorum. Ama yine topuklu ayakkabılar almaya param yetmez. Şu telefon kılıfına bak. Bunlar küçük kristaller mi? Ben de bundan almalıyım. Ve hop oldu. Bu inanılmaz. Hiç bu kadar muhteşem bir şey gördün mü? Hem de en sevdiğim renkte. En azından hayalini kurabilirim değil mi? Hayal mi? Bu benim için gerçek ama. Tada! Ne kadar yumuşacık. Ah, yoruldum. Vay canına. Görüşürüz. Of, şu harika sırt çantasına bak. Ne kadar hoş. Benimkinin de kesinlikle yenilenmeye ihtiyacı var. Hiç param var mı? Evde kimse yok mu? Ah, bu çok saçma. Öyle parasızım ki. Öf, kahvaltıyı atlamamam gerektiğini biliyordum. En iyisi ben makarna yiyeyim. Canım çok makarna istiyor. Aa, süper. Resmen burnuma spagetti kokusu geliyor. Sen gel bakalım bana. Evet, kesin makarna pişiriyorum. Ocak açık. Tava da hazır. Ve sonunda pişiriyoruz arkadaşlar. İyi de neden yumuşamıyor? Buldum. Biraz ketçapla günü kurtarabiliriz. Şimdi spagettiye benzemeye başladı. Ama erişteler pişmiyor. Neyi yanlış yapıyorum? Dışarıda yiyebilecekken neden pişireyim ki? İşte makarna dediğin budur. Şimdiden ağzım sulanıyor.
Şu leziz muhteşem şeylere bak. Kesinlikle makarnayla başlıyorum. Affedersiniz garson bey. Aklımı okudunuz. Şunu alayım. Teşekkürler. Artık bir ısırık alabilirim. Yeni bir gün ve yine düşen yapraklar. Of. Saat kaç? Görünüşe bakılırsa bir mola verebilirim. Bayağı karnım acıktı. Sandviçimi koymayı mı unutmuşum? Gün giderek daha kötüleşiyor. Orada neler oluyor öyle? Tabii ya. Kımıldama. Ben kimi kandırıyorum? Peki ya şu çocuk? Sanırım öğlen yemeğimi buldum. Yalnız dikkatli olmam lazım. Of, çatalımı unutmuşum. İşte tam sırası. Bir bakalım neler varmış. Ramen erişteleri demek. Ama çatal bıçak nerede? Bir düşüneyim. Kendi kendime bir çatal yapsam? Ya da erişte söz konusu olduğuna göre yemek çubukları diyelim. Yok, bunlar işe yaramıyor. O zaman elle dalıyoruz. Çok güzel. Vay canına, tam isabet. Geri geliyor. Pekala. Nerede kalmıştım? Bu yapraklar da nedir? Tuhaf. Olamaz. Yemeğim. Hayır. Bunu hak etmek için ben ne yaptım? Ona mesaj yollasam mı? Neyse, atayım bir mesaj. Hayır, bunu yapamam. Ya benim ezik olduğumu düşünürse? Daha önce hiç şehre gitmemiştim. Ama denemezsem hiç öğrenemem. Bilemiyorum. Tamam, şimdi derin bir nefes al. Evet, bunu yapabilirim. Yürüyüş yapmak için buluşalım. Bir dakika, tamam mı dedi? Yaşasın! Gabi beni seviyor, Gabi beni seviyor. Acaba gelmiş midir? Orada. Bana hediye mi almış? Ben şimdi ne yapacağım? Kullanabileceğim bir şey var mı? Tabii ya. Olmaz. Dalga geçer benimle. Selam kedicik. Yok, bu da işe yaramaz. Bu çiçekler de nereden çıktı şimdi? Şu çift düşürmüş olmalı. Vay canına, onların kaybı benim kazancım oluyor. İşte gidiyorum. Bir dakika, Gabi. Bunları sana aldım. Ne tatlısın. Ve bu da senin için. Hayır, onu alamam. Al hadi. Yürüyüşe çıkalım mı? Harika. Tertemiz bir cilt gibisi yok. Makyajımı nasıl istersem öyle yapabilirim. Bunun gibi cesur bir rujla mesela. Güzel görünüyor. Bunun olmasından nefret ediyorum. Belki gözlerimde şansım yaver gider. Şu bebek mavisine bak. İşte geliyor. Olamaz. Bu çubuk bana lanet etti. Siz ikinizden de usandım. Çok üzgünüz. Bunun hesabını vermelisiniz. Ve ben ne yapacağımı biliyorum. Vay canına. Görünüşe bakılırsa yenilebilir makyaj kapışmasına geldik. Senin en sevdiğin makyaj tiyosu hangisi? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Hangisini seçsem? Acaba bu nasıl? Harika. Çok çikolatalı. Bu ne ya? Aman tanrım. Pardon, rüya görüyorum herhalde. Bu işine yarar sanırım. Al. Teşekkürler.
Ay, berbat. Bu nedir, çorba mı? 40 derece falan herhalde. Tadının bu kadar kötü olmasına şaşırmamalı. Hey, buldum. Kolan çok mu ısındı? Bir kaba koy ve içine dondurma çubuğu sok. Donduğunda kabın içinden çıkar. Hey, kola tekrar buz gibi. Normal koladan çok daha iyi. Saçım okula hazır. Aa, şu kitaplar nerede? Aa, son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktığıma eminim. Babanın, ver onu bana aptal fare. Onlara gerçekten ihtiyacım var, tamam mı? Aa, buna inanamıyorum. Hey, eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen... Hay canına, gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Güzel. Pekala, sırada kim var? Selam. Gülümser misin? Güzel, teşekkürler. Beynir. Hiç dişçi diye birinden haberin var mı? Ha? Fena görünüyorlar değil mi? Hadi çıkın. Bunu ne yapayım ben şimdi? Çok utanç verici. Bir fikrim var. Mum kağıttan bir dikdörtgen kes. Ortasına diş macunu sık. Bayağı iyi görünüyor. Üzerine karbonat serp. Sonra bunu parmağınla ezerek yay. Artık hazır. Şimdi doğrudan dişlerin üstüne koy. Ve şimdi biraz bekliyoruz. 20 dakika geçince çıkar. Şu inci gibi dişlere bak. Güzel oldu, çok güzel. Şimdi kocaman gülümse bakalım, tamam mı? Bir dakika, bugün Eva'nın doğum günü mü? Unuttuğuma inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay, burada kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonlu naylonu. Tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala, şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes. Sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? O Eva mı? Hey, doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. Teşekkürler. Bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Bu benim şarkım. Güneş ne harika değil mi? Ne okuyorsun? Bayağı şık şeyler var. Birinin aklı mücevherlerde anlaşılan. Hemen geliyorum. Merhaba. Bunun gibi bir şeyiniz var mı? Ay, şanslısınız bayım. Bu nasıl? Bu kadarını karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ya bu? Bu daha da pahalı.
Ya bu nasıl? Amanın, bir dakika. İmdat, ne yapacağım? Evet, bu keçeli kalemi görüyor musun? Silikon tabancası kullanarak eğlenceli bir tasarım yap. Ve devam et. Etrafını iyice sarmasını sağla. Kuruyunca çıkart. Vay canına. Ne? Bir el seç. Bu olsun. Peki o zaman bu. Tada! Aa, bu bana mı? Bu çok benzersiz bir şey. Gerçek bir yüzük hem de benim. Aa, buna artık ihtiyacım yok. Bayıldım. Senin aktarımı yapmak çok sıkıcı. Ama maniküre de param yetmez. Bu da ne? $2 mı? Bu kadarını karşılayabilirim. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Siz söyleyin. Ah, bu ne böyle canavar gibi. Korkarım bu size pahalıya patlar. Hangisini istersiniz? Bu fiyatlar uçmuş. Yazık ki sadece bu kadar var. Tam $2 bakın. Ah, silikon tabancasıyla yapılan tırnaklar o fiyata. Ah, tamam olsun. Önce masaya biraz mumlu kağıt yay. Sıcak silikonla bir daire çizip içini doldur. Sonra üstüne bir parça daha kağıt yapıştır. Ütüyle üstüne bastır. Sonra kağıdı kaldır. Silikonun üstüne elinin dış hatlarını çiz. Bütün elin olsun. Bak, tırnaklarının şekli çıktı bile. Şimdi onlara normal yaptığın gibi oje sür. Kırmızı iyi bir seçim. Sonra tırnakları kes. Ve sana tam olacaklar. Bak. İnanılmazlar. Tabii öyleler. Vay canına, güzellik yarışması mı? Evet, ben varım. Yüzümde tek bir tüy kalmasını bile istemiyorum. Kulak mumu yok ol bakalım. Olamaz. Kısacağım. Şimdi kesin kazanırsın. Herhalde. Ah, benim de birkaç güzellik diyorum var. Ve bunlara kuruş ödemiyorsun. Ne kadar becerikli olduğumu görüyor musun? Muz sadece kahvaltıda yenecek bir şey değil. Şöyle güzelce bastırmak gerekiyor yalnız. Güzel görünmüyor mu? Şimdi biraz renklendirelim. Şöyle güzel bir mor tonuna ne dersin? Güzel bir parlaklık kattı. Yakın çekime hazırım artık. İşte bununla saçlarımızı örüyoruz. Şuradan ufak bir tutam saç alıyoruz. Sonra da minik kancaların içine yerleştiriyoruz. Şimdi sıkı dur, muhteşem saçlar geliyor. Hadi yolculuk başlasın. İkinci tutam da hazır. Ve üçüncüsü. Vay canına, nasıl işliyor bak. Saç örgüsü için neden ellerimle uğraşayım? Bu şey ağır işin tamamını yapıyor. Üstelik hiçbir düğümlenme de yok. Neredeyse bitti. Şimdi bu örgüleri sağlam almak lazım. Hiçbir yere gidemezsin, duydun mu beni? İşte oldu. Saçım artık muhteşem görünüyor. Ve bu saç bantı da mükemmel oldu. Çok yetenekliyim. Ah, tuvalete gitmem şarttı. Kendimi yepyeni biri gibi hissediyorum. Pekala. Nerede kalmıştım? Vay canına. Naomi saçlarını nasıl öyle örmüş? Aa, keşke benim de olsa. Bu benim izim olamaz. Yoksa öyle mi? Saçlarım çok bakımsız. Tuvalet kağıdım. Bu işe yarayabilir. Bunu ince bir şerit haline getirmem lazım. Neredeyse bitti. Tamam mı, bu bittiğine göre kağıdı bir kere daha katlayabiliriz. Aynen böyle. Şimdi sıra en zor kısmında. Saçları koruma vakti. Ucundan başlayıp en yukarı kadar devam ediyoruz. Böyle devam. Sonra kağıdı en üstte böyle bağlıyoruz. Kağıdı iyice sıkmalıyız. Sanırım gayet güzel ve sağlam oldular. Peki bu ne kadar sürecek? Of, sıkıldım. Biraz hareket etmeliyim.
Evet, hazırlar artık. Bukleye bak. Az bir şey kaldı. Ve... Vay canına. Bu muhteşem buklelere bak. Sanki kuaförden yeni çıkmışım gibi. Bir dakika. Bu kağıt yoksa kullanılmış mıydı? Belki kimse anlamaz. Ay, şu şekerlemelere bak. Biraz olsa müthiş olurdu. Aman ben evden getirdiklerime mahkumum. Eski kakao ve yoğurt numarası yine. Tadı güzel ama çok sıkıcı. Neyse. Fena değil. Öyle yemeğiniz Bayan Naomi. Çekil yanımdan. Vay canına. Gümüş tepside servis edilen öğle yemeği mi? Bu benim makyaj rutinim için şapşal. Önce fondöten geliyor. Bu fırça fondöteni cilde gayet güzel uyguluyor. Ellerini kullanmaktan çok daha iyi. Bak cilde nasıl güzelce yediriyor. Artık fondöteni başka türlü asla sürmem. Tamam, sanırım bu kadar yeterli. İzlemesi çok eğlenceli. Ağzımı yüzümü fena batırmışım değil mi? Bir dakika. Ellerimi kullanacak değilim herhalde. O zaman ne kullanabilirim? Bu yumurtanın üstü gayet pürüzsüz değil mi? Şunu bir saniyeliğine alıyorum. O zaman ben de bir deneyeyim bakalım. Yumurta aslında makyaj süngeri görevi görüyor. Bir kere parmaklardan çok daha pürüzsüz. Bu yoğurt da iyi ki cildimin rengine uydu. Nasıl görünüyorum Naomi? Bir dakika, seni göremiyorum. Baş parmak havaya işaret yapıyorsun. Bir dakika, tersini mi yaptın yoksa? Yumurta ana tabii. Açıklayabilirim. Bu kitap çok iyi ve hamburger de öyle. Hey Kayana, benimle egzersiz yapmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Egzersiz mi yoksa oğlum bana hiç uygun değil. Daha zinde olmak istediğini söylememiş miydin? Yani evet, sanırım öyle bir şey demiştim. Ve bu yakışıklıyı etkilemek istediğini de söylemiştin diye hatırlıyorum. Haklısın demiştim. Tamam, geliyorum seninle. Pekala, o zaman beni takip et. Seni şekle sokacağız. Of, seni izlerken bile yoruldum. Kollarını çalıştırmayı da unutma bu arada. Sadece bacaklar olmaz. Hadi buradan gidelim. Bu yol çok güzel. Sen öyle diyorsan. Hey, savsaklamayı bırak. Aç bacaklarını ve gel şuraya. Sağ sol, sağ sol. Bu iş böyle yapılır. Aman, sanırım ölüyorum. Hayır, ölmüyorsun. Gayet iyisin. Hadi devam et. Şu yakışıklının önüne incecik halinle çıktığını düşün. İşte bu. Birkaç tane daha. Çok iyi gidiyor. Bir tane daha. Hadi acının üstüne git. Of amanın, çok yoruldum. Sanırım bacaklarım kırıldı. Şükürler olsun, artık evdeyim. Hey, hamburgerim hala buradaymış. Açlıktan ölüyorum. Evet, gel bakalım nefis şey. Bir saniye, başım belaya girmesin diye bir yere saklansam iyi olur. Burada güvende olabilirim. Artık yeme zamanı. Nereye kayboldu? Eve geldiğini sanmıştım. Onu içeride göremiyorum. Acaba nereye gitti? Bir saniye. Sanırım hapur hapur bir sesler duyuyorum. Hey, işte seni buldum. Sanki oraya bakmazmışım gibi. Masanın altına saklanmışsın. Ver bakayım şunu bana. Bütün gün egzersiz yaptım. Mahvetme her şeyi. Eğer açsan bu elmaları yiyebilirsin. Hadi gel smoothie yapalım. Bunların tadı hep güzel olur. Al bakalım hepsini iç. Bu senin hep sağlıklı kalmanı sağlayacak. Emin misin? Bunun tadı hiç güzel değil ki. Evet, haklısın. Berbatmış. Üzgünüm. İştahımız öyle açık ki ziyafete hazırız. Ama önce bir renk seçmeliyiz. Pembe hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Galiba birimiz daha şanslı. Bunların hepsini yemem mi gerekiyor? 4 kişilik bir aileyi doyurur. Bununla pankek yenir mi? Buldum. Sadece biraz ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdiden güzel görünüyor. Şimdi burada ne eksik? Eritilmiş çikolata işimi görür. Sanki üstüne yağıyor. Pembe çikolata yağmuru budur. Geriye tek bir şey kaldı. Süs şekerleri gelsin. Vay canına, şuna bak. Ama cevabını almam gereken bir soru kaldı. Göründüğü kadar lezzetli mi? Tina, nefes almayı unutma. Sanırım bu şeyi kullanacağım. Saçını her zaman tarayabilirsin.
Bir dakika, bir şeyler oluyor. Bu müthiş olacak. Luna, saçın. Ah, tek boynuzlu atyelelerimden mi bahsediyorsun? Ah, çok güzel görünüyorsun. Hey, bununla takas etmek ister misin? Takas mı? Sanırım. Al bakalım. Yiyebilecekken neden saçımı tarayayım? Sen az önce ne yaptın? Değişen bir şey var mı? Aa, bu haksızlık. Ne bekliyordun ki? Güzel görünmek çok harika bir histir ama önemli olan iç güzelliktir. Sence Lizzie doğru bir seçim mi yaptı? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi daha birçok harika video seyretmek için... Sabah erken yürüyüş yapmak gibisi yok. Ben pek emin değilim. Şimdi beni indirebilirsin. Vay canına, doğa çok güzel. Ha? Bu yoksa kir mi? Hiç böyle görünmek istemem. Neyse ki kendime bir duş yaptırdım. Bu tip ufak konforlarının olması lazım. Ah, çok iyi geliyor. Kirpas içinde kalamazdım. Korumam gereken bir şöhretim var. Kurulanma zamanı. Şimdi kendime geldim. Çok sıcak. Ha, bu koku da ne? Öf, benden geliyormuş o. Çok fena. Bu nereden geldi şimdi? İnsanlar niye etrafa çöp atıyor? Ha, bir dakika, bunu kullanabilirim. Torbayı suyla doldurup bir ağaca ısıyoruz. Sonra altına delikler açtığımızda bir duşumuz oluyor. Çok ilkel ama işe yarıyor. Kendimi şampuan reklamında gibi hissettim. Çok ferahlatıcıydı. Bayağı ihtiyacım varmış. Ah, hayat bu işte. Kıyafetlerim kirlenmiş. Bu bir böcek mi? Alın şunu üstümden. Biri bana yardım etsin. Ha, güzel fotoğraf. Ha, bunun sorunu ne ya? David, sorun nedir? Aa, böceklerden nefret ederim. Of, çok acımış olmalı. Ben neredeyim? Bu bir melek mi? Hayır, sadece benim. Ama benzetme için teşekkür ederim. Kalkman için sana yardım edeyim. Sağ ol Lizzie. Sanırım sana nasıl yardımcı olacağımı biliyorum. Bütün gereken biraz para. Bu sadece bozukluk, yani hiç sorun değil. Bunları barınağın içinde yere seriyoruz. Buna bayılacaksın. Bu da sonuncusu. Artık üstünde uyuyabileceğin bir şeyin var. Bu görebileceğin en pahalı yer örtüsü olabilir. Vay canına, harika. Teşekkürler Rizik. Vay canına, çok rahat. Bu plastik torbaya biraz daha hava doldurup yastık gibi kullanacağım. Oh, çok rahat. Yer çok sert. Keşke bunu halledebileceğim bir şey olsa. Hey, buna tam uygun bir şeyim var. Hadi bana yardım et. Çok eğlenceli. Hadi devam edelim. Ah, bu kadar yeter. Hadi torbaları içeri atalım. Bir dene bakalım. İşte benim hava dolu yatağım. Sanki bulutlarda süzülüyorum. Golf sopanız geldi küçük hanım. Topu yerine koyuyorum küçük hanım. Artık oynamaya hazırsınız küçük hanım. İnsanın bir hobisinin olması güzel. Benimki de mini golf. İyi şanslar küçük hanım. Biraz esneme yapsam iyi olacak. Tamam, bu kadar yeter. Biraz zor gözüküyor. Al bakalım. Vay canına, abarttım galiba. Harika atıştı efendim. Burası daha güvenli. Çok erken konuşmuşum. Ben yeni boyluyorum. Doğa müthişmiş. Wow. Wow, çok acıdı. Bu Hindistan cevizi nereden geldi şimdi? Ağaçtan başka bir yerden olamaz herhalde. Biraz eğlenmek için aklıma iyi bir fikir geldi. Birkaç şişe suya ihtiyacım var. Şimdi bunlarla bowling oynayabilirim. Bu sayede biraz vakit geçer. Aa, çok yakındı. Hileli atış ve strike. Ne atıştı ama. Süper. Kamp yapmaya bayılıyorum. Aa, şurada dikilişine bak.
Varlığımdan bile haberi yok. Ne kadar da akıllı. Ah, onu öyle seviyorum ki. Ah, o kız arkadaşım ha. Hey. Aha. Onda ne buluyor olabilir ki? Herhalde bir sürü şeydir. Asla öyle görünemeyeceğim. Bebeğim. Ay, neden ortalarına oturdum ki? Ama en azından aşkıma yakınım. Neredeyse görünmez olmam ne kötü. Aa, selam güzellik. Bu biricik aşkıma. Verebilir misin? Ha? Ona. Tamam mı? Neyse. Neyim ben? Özel olan mı? Hem burada ne yazıyor? Yok artık. Aa, berbat bir durum. Buyur. Ne? Aa, bana öpücük mü göndermiş ya? Ben de sana muah. Sanki okul yeterince zor değilmiş gibi. Böyle yaşamaktan bıktım. Çok güzelsin. Hayır, sen çok çekicisin. Bu çok sinir bozucu. O muhteşem kızlara benzeyebilecek miyim? Süslü dolgun dudaklı kızlara. Belki de kontrolü ele alabilirim. Saçımın sadece biraz daha hacimli olması gerekiyor. Aa, ruj iyi bir başlangıç. Bol bol kullansam iyi olacak. Muhteşem be. Şimdi kendi güzel damgamı basayım. Aha. Dudaklarım bu kadar ince miydi ya? Bir türlü olmuyor. Aptal Roş. Çok can sıkıcı. Açıkken bu saçla uğraşamam. Hey, bir dakika. Bunu dudaklarımda kullansam ne olur? Tam da kışını hızlandırabilirim. Aha, daha şimdiden daha iyi görünüyor. Evet, bekliyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi oldu. Dolgun ve çekici. Etkisiz ince dudaklarımla alakası yok. Mükemmel, kendime daha çok güveniyorum. Yine mi siz? Of ya. O kadar komik olan nedir anlamadım ama. Bu oyun iki kişilik. Ha? Bu da ne? Bana öpücük gönderdi. Sonra görüşürüz bebeğim. Vay canına, bu kız yeni mi geldi? Hey, ver şunu bana. Hayır bebeğim, seni seviyorum. Evet, sonunda zaman geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Harika, teşekkür ederim. Bir öpücüğe ne dersin? Olur. O da ne? O mu geldi? Uyuyakaldığıma inanamıyorum. Alarmım neden çalmadı? Hemen harekete geçmeliyim. Hayır. Acildim, berbat durumda. Tamam, sakin ol. Bunu halledebilirim. Sadece birkaç gözaltı bantına ihtiyacım var. Ne? Neyse, soğuk suya tutsam da olur. Ay, çok soğuk. Ne? Hey, bunu denemeye değer değil mi? Şişliği indirir belki. Of! Yüzüm hala uyandığımdaki gibi. Merhaba. Kapı mı çaldı? Pekala. Kimseyi beklemiyordum. Evet, içeri gel. Tamam, beni takip et. Burada beklesen olur mu? Rahatına bak. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Sanırım ne yapsam da olmayacak. Bunlar havalı sayılır, öyle değil mi? İçeri nasıl girdin? Beni henüz görmedi. Birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Tatlım. Canım, neden bu kadar korkuyorsun? Beni rahat bırak anne. Şu ergenler. Sorun ne? Yüzüm anne, yüzüm. Bu herkesin başına gelir. Fakat işine yarayacak bir taktik biliyorum.
Kız arkadaşlarım ve ben hep bunu yapardık. İhtiyacın olan tek şey bir salatalık ve onu rendeleyecek bir şey, gördün mü? Hepsini rendeleyince makyaj pamuğunu içine koyuyorsun. İkiye bölüyorsun. Her göze birer yarım pamuk. İyice ısınınca şişlik indirme etkisi başlıyor. Sil bakayım o gözyaşlarını. Ne? Bence bunları kullanabilirsin tatlım. Gözaltı bandı mı? Vay canına. Hem de buz gibi. Şimdi buzdolabından çıktı. Bu gözler şimdiden daha iyi. Sanırım bu kadar beklemek yeter. Vay canına, normale döndüler. Şimdi git de hazırlan. Ah, seni beklettiğim için özür dilerim. Beklemene değdi değil mi? Işıldamalıyım. Hey Betty, hadi sinemaya yetişelim. Yeni arabanı alabilir miyiz? Selam Mickey. Kot ceketine bayıldım. Teşekkürler. Kimyaya gitmeliyim. Biz neciyiz burada ya? Boyalarım. Boş bir tuval. Bu harika olacak. Bakalım Thomas kot ceketini bundan sonra da beğenecek mi? Acele etmeliyim. Kimse giysilerine leke olmasını sevmez. Hardal bulaşmış gibi oldu. Evet. Ceketinde bir şey var. Ah, olamaz. O kadar da dikkat ederim her zaman. Merak etme, kimse fark etmez. Tüh. Ama bunu düzeltebilirim. Giysinde bir leke mi var? O zaman benzersiz bir şey yapmak için hayal gücünü kullan. Eline plastik eldiven giyip eldiveni boya. Sonra kumaşa bastır. Şu eğlenceli renklere bak. Biraz da boya sıçratmak eğlenceli bir hava katar. İşte bitti. Evet, işte kötü bir durumu en iyi şekilde kurtardım. Vay canına, bunu paylaşmalıyım. Tasarımın viral olacak. Ne oluyor orada öyle? Ceketi niye bu kadar sevimli olmuş? Ay aman, topuklularla yürümekte bir felaketim. Ağırlığını tabanlarına değil parmak uçlarına vermen lazım. Bir saniye. Dinle, şimdi sırtını dik tutup çeneni yukarı kaldır. Şimdi böyle yürümeye çalış. Tamam tamam, oluyor. Ya da sanırım olmuyor. Ümitsiz durum maalesef. Sırt çantasında bir sürü kitap ve roman var. İşte bu çözümüm olabilir. Pekala, şimdi bu kitapları kafanda dengede tutuyorsun. Bu sana duruşunu düzeltmeyi öğretecek. Görüyor musun, beni izle. İşte böyle yürüyeceksin. Tamam, şimdi anladım. Evet, gayet güzel yapıyorsun. Bir saniye. Topukluların nerede? Çıplak ayak yürüyormuş. O zaman bunu yapmanın hiçbir anlamı yok ki. Of, tamam. İşte giydim tekrar. Olamaz, kitaplarım gözlerim. Vay canına, burası çok sıcak bugün. Bu işte çok uzun sürdü. Bu arada kitaplarını da bayağı hırpalıyor. Hadi ama. Sanırım hallediyorum, bak. Evet, başardın. Yapabileceğini biliyordum çünkü sen müthişsin. Ne? Vay canına, şu yaptığına bak. Selama. Sanırım canı fena yandı. Eyvah. Önce ben başlayabilir miyim? Dur, önce ben yapmak istiyorum. Bunu alabilirsin. Işıldıyor. Bakalım bende ne varmış. Bu hayal kırıklığı oldu. Sıradan bir ekmek. Altın para. Senin nazı da özledim. Bunun için altın para mı ödedim? Ama aklıma bir fikir getirdi. O benimdi. Benim ona daha çok ihtiyacım var. Parayı ekmeğe rendeliyorum. Ona hoş bir altın ışıltısı veriyor. Güzel görünüyor. Yok artık. Ekmeğimi mahvettin. Benim hatam. Çok üzgünüm. Bu utanç vericiydi. Mahvoldu. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Önce bir mektup yazmalıyım. Kime yazıyorsun? O bir aşk mektubu mu? Şimdi onu göndermeliyim. Ne yazıyor?
uçak postasıyla göndereceğim. Gitti bile. Tamam, benimkine baksam iyi olacak. Vay, şu malzemelere bak, bir sürü. Kendi ellerimle bir hamburger mi yapmam gerekiyor? Gerçi güzel görünüyor. Neyse, bir deneyeyim. Usta bir aşçı sayılmam. Genellikle bunu başkasına yaptırırım. İşte başlıyoruz. Bu düşündüğümden daha karmaşık. Ama en azından yapmaya çalışıyorum. Ha, bu da ne? Hemen yapıyorum. Acele etmeliyim, polisler peşimde. O salatalıkla ne yapıyorsun? Hizmetinden memnun kaldım. Bunu kesinlikle kullanabilirim. Fakat biraz daha yardıma ihtiyacım var. Hey, bize mi seslendin? Bunu yapmanızı istiyorum. Makul görünüyor. İşin zor kısmını yapacak birilerinin olması güzel. Ne yapıyorsun? Bekle, dur. Senin için çalışan melek insanların mı var? Aynı tas, aynı hamam. Burgeri senin yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Görünüşe göre çok fazla iş var. Bu hiç adil değil. Bir saniye, aklıma bir fikir geldi. İşte buradasın. Nasıl gidiyor ufaklık? Yardıma ihtiyacım var. Bunu yapmam gerek. Sence yapabilir misin? Gıdıklanıyorum. Tamam, iş başına. Vay canına, çok iyisin. Hadi şunu yapalım. Harika, bu çok iyi görünüyor. Galiba doğuştan aşçıyım. Ne? Herhalde alıştırma yapıyor. Bayağı zor bir iş. Bu gece iyi bir uyku çekerim. Güzel görünüyor. Daha hiçbir şey görmedin. Sırada ne var? Domates. Bu kolay olacak. Etkileyiciydi. Şimdi onu kızartmalıyız. Ona hoş bir renk verecek. Çok güzel kokuyor. Onu hemen şimdi yiyebilirim ama kendime hakim olmalıyım. Şimdi onları birleştireyim. Marulla başlıyorum. Sonra peyniri ekliyorum. Salatalığı da unutmayayım. Diğer domates dilimini en üste koyabilirim. İşte bu. Nefis görünüyor. Acaba Yasmin neler yapıyor? Canına, tam bir salat eseri oldu. Teşekkürler, çok makbule geçti. Canına, altından bir hamburger. Bu sizin için, onu hak ettiniz. Of! İşim! Galiba bu bir hataydı. Bunu nasıl düşünemedim? Daha önce başıma gelmişti. Benim hamburgerimi dene. Gerçekten mi? Ne kadar iyisin. Öyleyim. Hem bana da bu salatalık kaldı. Hey Julie, ne haber kızım? Çok sıcak bugün. Berbat. Ne yapıyorsunuz? Öyle oturuyoruz işte. Peki, anladım. Alo? Naomi, son bölüm benim en sevdiğimdi. Beni neden duyamıyor ki? Kıyafetleri çok tatlıydı. Yeter artık. Sana alo dedim. O kıza da bayılıyorum. Peki, işe yaramadı. Pardon, özür dilerim. Bu işe inanabiliyor musun? Alo? Bu da neydi? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Pardon, düzelteceğim. Etrafı mahvettiğim için özür dilerim. Bir anlığına çok kaba davrandım. Şimdi etrafı bir güzel topladığıma göre... Teşekkürler. Kibarlığa içelim. Lütfen dökülme, lütfen dökülme. Aman tanrım, Naomi. Şapkan müthiş tarz olmuş. Evet, aynen öyle. Of ya, acaba bir yarası sıcak mı? Çok acıktım, bekleyemiyorum. Of, çok sıcak. Bu da ne? Pardon. İğrenç ya. Özür dilerim. Nasıl yapman gerektiğini göstereyim. Peki. Dur bakalım orada. Şimdi 30 saniye bekle. 30 saniye mi? İyi de çok açım. Oldu mu? Neredeyse oldu. İç. Harika. Mükemmel sıcaklıkta. Böyle daha tertipli de oluyor.
Daha iyiyim. Çorba kalmamış değil mi? Ay, üzgünüm. Sorun değil. Endişelenme. Bu sefer bekleyeceğim. Aha. Az önce ne diyordun bakalım? Şapkamla ilgili hani. Ah, çok şükür. Artık rahatça yiyebilirim. Aa, şu açılara bak. O bir üçgenden bile havalı. Keşke benim matematik problemim olsaydı. Şu yüzüne bak. Acaba bugün beni fark eder mi? Oo, naber? İyi görünüyorsun. Rüyadarım herhalde. Biri beni çimdiklesin. Cidden buraya mı geliyor? Aa, tabii ki en iyiyle konuşuyor. Onun gibi bir kız kimin ilgisini çekmez ki? Metal rengi bir etek mi? Böyle bir şeyi hayatta giymem. Özellikle de bu vücutla. Öf. Of. Selam anne. Zor bir gün müydü? En azından gününü bunları katlayarak geçirmedin. Hadi canım, şunları kaldırıver ha. Sağ ol tatlım. Bugün gittikçe güzelleşiyor. Bir dakika. Nasıl daha havalı olacağımı biliyorum. Ah, bunlarla sonra ilgilenirim. Yapacak başka işlerim var. Bu daha iyi. Şimdi şunu ilikleyelim. Şimdi önemli an geldi. Ama birkaç tane daha olsa daha iyi olur. Çok daha iyi. Ve üstüne de yeni biri gibi görünüyorum. Bayağı güzel oldu ha. Şimdi beni yine görmezden gelsin de görelim. Vay canına. Bu gerçekten Chloe mi? Ah, selam. Ne dersin, dersi kırıp sinemaya gidelim mi? Oo, bir dans yarışması daha ha. Oh, gitmemeliyim. Dur bakalım orada. İlk ben açacağım lütfen. Ah, teşekkürler. Hadi bakalım. Ah, altın patates kızartması. Bunların tadı güzel midir? Ayrıca çok da ufaklar. Ah, bu konuda bir şey yapmam lazım. Selam. Daha iyisini ve büyüğünü istiyorum. Buyurun hanımefendi. Ah, aman tanrım, bu çok büyükmüş. Yere düştü. Kesin canı acımıştır. Oh, bu dev patates kızartması bayağı fazlaymış. Muhteşem değil mi? Oh, sen de seninkini açsana. Ha, evet, sanırım açmam lazım. Ha, bütün patates varmış. Oh, çok sıcak. Of, 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 patates sıcak. Sen iyi misin? Oh, dikkat et millet, sıcak patates geliyor. Ne zaman gelebilirse o zaman gelir artık. Ben de dev patates kızartmasıyla ilgilensem iyi olur. Aa, bu da ne? Ay, patatesim buradaymış. Pekala, patates zamanı geldi. Çok iyiymiş, biraz ister misin? Hayır sağ ol, benim kendi patatesim var. Tamam, bu sefer de ben açıyorum. Yaşasın şeker. Ah, harika görünüyor. Umarım bana da şeker çıkar. Ha? Nasıl yani? Bana niye bir şey yok? İyi ki sen değilim. Ama bu çok mantıksız. Benim niye şekerlerim yok? Ha, bu da ne? Şemsiye mi? Sen onun keyfini çıkar. Ben şekerlerimi yiyeceğim. Pekala, bunları tabağıma boşaltacağım. İşte bu. Ah, harika görünüyorlar. Bu sarı olanlar leziz görünüyor. Sanki güneş ışığının tadı gibi. Peki, ben de şemsiyemi açayım o zaman. En azından güzel bir şemsiye. Vay canına. Bir şey an oluyor. Oh, fena. Sence burada yağmur yağabilir mi? Yok artık, havadan şeker yağıyor. Ne harika bir gün. Ama ben şeker yağmasını istemiyorum. Neden ki? Bu harika. Gökten şekerler yağıyor. Neyse, sonunda durdu.
Aa, canına her yerde şekerler var. Bir sürü şeker. Yağmur dindiği için çok memnunum. Ne çok yağdı. İyi ki şemsiyem vardı. Hey, ilk ben açacağım. Pekala, bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Bu kolu şişesini çevireceğim. O bize kimin önce açacağını gösterecek. Yaşasın, görünüşe göre ben açacağım. Aman tanrım, kocaman yenebilir bir telefon. Buna inanamıyorum, bu çok harika. Her neyse, ben de bana ne gelmiş bakayım. Ha, eski bir cep telefonu mu? Ben bir ısırık alıyorum artık. Çikolata telefon en iyi çikolatadır. Haksızlık bu. Ben de çikolata telefon istiyorum. Allah, canına bak, içinden para çıktı. Ne? Aa, bu haksızlık değildir de nedir? Üstelik bir sürü para. Her neyse, bir telefon görüşmesi yapacağım. Alo, evet. En kısa zamanda gelsin. Teşekkürler. Ah, çok teşekkürler. Harika görünüyor. Hanımefendi, ödeme yapacak mısınız? Aa, evet, tabii ki. Bir bakalım. Aa, bu yeterli mi? Mami, ben kaçtım. Ha? Pasta bedavaya geldi. Sırada uğurlu kaşığım var. Bununla bir dalayım bakalım. Çileğinden başlayacağım. Muhteşem olacak. Çok nefis. Yaşasın, ikimiz de tatlı yiyoruz.